Sayın üyeler, çoğunluğumuz bulunmaktadır. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 2021 senesi Temmuz ayı meclis toplantısının 05.07.2021 tarihli birinci birleşimini açıyorum. Hazır bulunmayan arkadaşlarımızla ilgili mazeret bildirmek isteyen var mı? Yok. Evet, bulunmayan arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 07.06.2021 tarihli meclis zabıt özetinin okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis zabıt özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen, yok, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, sanırım bir adet başkanlık teklifi bulunmakta. Evet, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler okuyalım mı, yoksa alıp sırası geldiğinde mi okusak arkadaşlar? Buyurun üstüne. .03.07.2021 başkanlık makamına ilgili A maddesi Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği'nin 02.07.2021 tarihli ve sayılı yazısı, B maddesi Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği'nin 02.07.2021 tarihli ve sayılı yazısı. Beylikdüzü halkına hizmet etmekte olan kurumlarımızda yaşanan personel eksikliğinden dolayı hizmetlerin etkin ve verimli olarak sunulması amacıyla Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği'nin A yazı ile Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir adet hizmetli kadın personeli, Beylikdüzü Kaymakamlığı İdare ve Denetim Şefliği'nin ilgi B yazı ile izolasyon ekibinde çalıştırılmak üzere 3 adet personel talep edilmektedir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde yukarıda talep edilen personelin Beylikdüzü Kaymakamlığı'nda çalışabilmeleri maksadıyla yazımızın karara bağlanmak üzere belediye meclisine havale edilmesini olurlarınıza arz ederiz. Şahin Çamoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü. Evet, başkanlık teklifini gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 7. maddesini ilaveten sırası geldiğinde görüşeceğiz. İsterseniz önergeleri de alalım. Sonrasında ben bir kısa bir konuşma yapacağım. Sözlü ya da yazılı önergeleri alalım. Evet, iki tane sözlü önergemiz var. Bir de gündem dışımız olacak. Tamam. Gündem dışılarını isterseniz zaten az gündem maddelerimiz. Gündem maddelerimizin tamamlanmasını takip geçelim. Ondan önce grup başkan vekillerimiz konuşacaklar tabii ki. Bülent Bey, sizin önergeniz var mı? Yok. Evet. Önergelerinizi gündeme alalım. Okutun başkanım. Alalım. Buyurun Neşet Bey. Yazılı, iki yazılı dediniz. Bir tane önergemiz var, bir tane gündem dışı. Ha, tamam, özür dilerim. Buyurun Neşet Bey. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, ekranları başında bizi izleyen çok değerli Beylikdüzülü komşularımız, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nin her iki yönünde yaya kaldırımı bulunmadığından yayalar için risk oluşturduğu, özellikle çocukların ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını bölgede yaşayan komşularımız tarafından bizlere iletildi. Yerinde yaptığımız incelemelerde ağır tonajlı kamyonların da kullanıldığı Demokrasi Caddesi'nin mevcut haliyle yayalar için tehlike arz ettiği tespit ettik. Olası bir kazanın önüne geçilebilmesi ve komşularımızın daha güvenli olabilmeleri için söz konusu Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nin her iki yönüne yaya kaldırımı yapılmasını
AK Parti grubu olarak öneriyoruz. İkinci önergemiz Sayın Başkan, Yakuplu Mahallesi'yle. Önce okumuş olduğunuz önergeyi bir gündeme alalım. Evet, Neşet Bey'in okumuş olduğu sözlü önergesini gündeme almak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun Neşet Bey, ikinci önergenizi alalım. Sayın Başkan, Yakuplu Mahallemizle alakalı bir önergemiz var. Bu önergeyi yaklaşık 2 yıl önce yine biz bu meclise buna benzer bir önerge vermiştik bu caddeyle alakalı. Ama orada farklı bir gelişmeler oldu minibüs hattından dolayı. Şimdi tekrar aynı önergeyi vereceğiz. Çünkü komşularımızın çok ciddi talepleri var bu yönde. Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesi'nde mevcut tele duvarlar belediyemizce sökülerek yerine farklı bir uygulama yapılmıştı. Yapılan bu çalışma neticesinde ortaya çıkan yol tele duvar genişlikleri fonksiyonel olmadığı ve kaldırımların gereğinden fazla geniş tutulmuş olması neticesinde araç trafiğine sebep olmaktadır. Söz konusu caddenin her iki yönünde iş yeri olması ve araçların çift taraflı park etmeleri nedeniyle yol tek şeride düşmektedir. İkinoğlu minibüs hattının da kullanıldığı cadde trafik yoğunluğundan dolayı gün içerisinde çekilmez bir hal alıyor. Bu nedenle Sancaktar Caddesi'nde yapılan uygulamanın yeniden ele alınarak daha işlevsel bir hale getirilmesini AK Parti grubu olarak öneriyoruz. Evet, teşekkürler. Evet, Neşet Bey'in sunmuş olduğu sözlü önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir ve gündeme alınmıştır. Evet. Değerli arkadaşlar, müsaadenizle ben de geçmiş olduğumuz Haziran ayı ve içinde bulunduğumuz Temmuz ayı ile ilgili birkaç kelam etmek isterim. Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli vatandaşlarımız, Temmuz ayı belediye meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer meclis üyelerim, Haziran ayında ne yazık ki birden fazla şehidimiz olmuştur. Piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın, piyade er Rıdvan Sadıç, güvenlik korucusu Mehmet Babat, jandarma uzman çavuş Adi Yılmaz, jandarma subay kıdemli çavuş Egemen Öztürk ve polis memuru Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Değerli meclis üyelerim, Beylikdüzü'nde komşularımızla iletişimimizi güçlendirmek, sorunları yerinde ve hızlı bir şekilde çözmek amacıyla saha çözüm hareketini başlatmış bulunmaktayız. Ve bu manada saha çözüm ofisimizi kurduk. 70 saha çözüm ekibimiz tüm mahallelerimizde her kapıyı çalarak komşularımızın talep, şikayet ve önerilerini kaydediyorlar. Bize bildirilen sorunları en fazla 3 gün içinde çözmekteyiz. Yaklaşık bu ay Adnan Kahveci Mahallemizde 32.204 hane ve 695 iş yerini, Barış Mahallemizde ise 5.326 hane ve 251 iş yerini ziyaret ettik. Saha çözüm ekiplerimiz Temmuz ayı boyunca sırasıyla tüm mahallelerimizde komşularımızın kapısını çalmaya devam edecekler. Beylikdüzü'nde hiçbir komşumuz yalnız değildir. Belediyemiz bugüne kadar her zaman her komşumuzun yanında olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. 9 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Yakuplu Mahallemize kazandırdığı Yakuplu Kent Ormanı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, piknik alanları, fitness aletleri, 300 kişilik amfiteyatrosu ve uygun fiyatlarıyla hizmet veren sosyal tesisiyle 50 dönümlük bu kent ormanı, Beylikdüzü'nün yeni nefes alma alanlarından biri olmuştur. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımı Yakuplu Kent Ormanı'na davet ediyorum. Beylikdüzü'ne çevreye duyarlı, kentsel planlamadan şaşmadan hizmet etmeyi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın meclis üyelerim, Beylikdüzü'ndeki ilk çocuk kütüphanemiz sizlerin de bildiği gibi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer almaktadır. 11 Haziran'da ise Livaneli Özgürlük Parkımızda
ikinci çocuk kütüphanemizi ilçemize kazandırmış bulunmaktayız. Maalesef 4 yaşında aramızdan ayrılan Melisa İşleyen evladımızın adını yaşatacağımız bu kütüphanemizden 4 ila 8 yaşlarındaki çocuklarımız faydalanacaktır. Ayrıca kentimize geçen yıl kazandırdığımız yuvamız Beylikdüzü Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakım Evi'nin ilk mezunlarını verdiğini görmek hepimizi mutlu etmiştir. Yeni yaptığımız merkezler, kreşler ve kütüphanelerle Beylikdüzü'nde tüm çocukların eğitim hakkına sahip çıkıyor, çocuklarımıza fırsat eşitliğine uygun eğitim imkanları sağlamak için tutkuyla çalışıyoruz. Ayrıca Beylikdüzü'nde bilim, teknoloji ve yaratıcılığın daha geniş bir yer kaplaması, gençlerin yenilikçi fikirlerine destek olmak ve vizyonlarının gelişmesine imkan sağlamak için Beylikdüzü Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi projemizi hayata geçirdik. Gençlere yönelik bir sosyal inovasyon ve proje merkezi olan Smart'ta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Smart Talk ilk konuğu Haziran ayında Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmuştur. 30 gencimiz ile buluşarak fikirlerini paylaşmışlardır. Gençlerimizin bizlerle paylaştığı fikirlerin parlaklığı hepimize gelecek adına umut vermiştir. Bu sebeple yapımını sürdürdüğümüz Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi, gerekse Tekmer ve Teknopark projelerimizle gençlerimizin bu türden ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazla çaba göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Meclis Üyelerim, Haziran ayında belediyemizin gerçekleştirdiği faaliyetlerden de birkaçını da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Mayıs ayında ilçemizdeki ihtiyaç sahibi komşularımız için yaşam bahçemizden toplam 14 ürün ekimi gerçekleşmiştir. Daha şimdiden yaşam bahçemizden 1 ton mahsul toplamış bulunmaktayız. Beylikdüzü'nün bereketli topraklarında üretime devam edeceğiz. Bu vesileyle ülkemizin her yerindeki üreticilerin 29 Temmuz Hasat Bayramı'nı kutluyorum. Babalar Günü'nde komşularımızla içinde eğitimlerin de bulunduğu baba çocuk kampını gerçekleştirdik. Çocuklara bisiklet sürme alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı bir yaşama özendirmek için Yaşam Vadisi ikinci etapta bisiklet şenliği yaptık. Ulusal ve uluslararası resim çalıştayları ve heykel sempozyumları eser koleksiyonumuzdan bir seçkiyle Arts Contact İstanbul Sanat Fuarı'na katıldık. Haziranda altyapı ve üst yapıdaki sorunları gidermeye koyulduk. Asfaltlama, yol genişletme, yol bakım, onarım ve yağmur suyu kanal çalışmalarında yoğunlaştık. Yaşam Vadimizdeki Su Parkı Müzesi'nin yapımına başladık. Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi ve kreş, Adnan Kahveci Mahallemizdeki kreş, kütüphane ve cami, Marmara Mahallesi'ndeki kütüphane, Gençlik Evi ve Sivas Kongre Merkezi'nin yapımı ise hızla sürmektedir. Temmuz ayına geldiğimizde ise bir yıl aşan pandemi sürecinde aktif yaşama ve sosyalleşmeye dair kısıtlamalar nedeniyle herkes gibi gençler de çok bunalımlı hale gelmiştir değerli arkadaşlarım. Enerjilerini atmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak için dün Yaşam Vadisi'ndeki 6 Mayıs Gençliğimiz Var sahnesinde bir gençlik dans etkinliği düzenledik. Beylikdüzü'nün gençleri burada bir nebze olsa da nefes aldılar. Mayıs ayında 19 yeni parkın yapımına başlamıştık. Kavaklı mahallemizdeki 7 dönümlük park ile Yakuplu 150. sokaktaki parkımızı kısa süre içerisinde kullanıma açacağız. Gürpınar Siteler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları hummalı bir şekilde devam etmektedir. Gürpınar köy içi meydanı düzenleme proje çalışmasını bu ay başlayacağız. Gürpınar polis merkezinin yapımı ise tüm hızıyla devam etmektedir. Bu ay Kavaklı Kapalı Spor Tesisi'nin de ön hazırlık çalışmalarını başlayacağız. Değerli meclis üyelerim, maalesef Temmuz çok olumsuz bir gelişmeyle başladı. Bildiğiniz gibi ülkemizin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı 1 Temmuz itibariyle resmileşti. Oysa Türkiye kadınlar için şiddetsiz bir hayatın güvencesi olan bir sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeydi. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin vardığı boyut ve kadına karşı işlenen suçlara verilen cezasızlık düşünüldüğünde, böylesine kapsamlı ve bütüncül koruma sistemini öngören bir sözleşmeden çekilmenin sonuçları mutlaka acı olacaktır. Bu yanlıştan dönülmeli ve ülkemizdeki tüm kadınlara ait olan İstanbul Sözleşmesi yeniden imzalanmalıdır. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği gibi, herkes için eşitlik sağlanmadan kimse eşit olamaz. İstanbul her kadının
eşit hak ve özgürlüklere erişebildiği bir dünya kurmaya, liderlik etmeye hazırdır. Temmuz ayında ne yazık ki birçok acı olay da yaşanmıştır sevgili meclis üyelerim. Bu acıların birçoğu hala tazedir. Bir daha benzerlerini yaşamamak için dua ediyoruz. 1993 yılının 2 Temmuz'unda Madımak'ta yaşanan insanlık ayıbı ile cehaletin ne denli tehlikeli bir şey olduğunu ve bu tehlikeyle yılmadan, usanmadan mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde öğrendik. Yaşadığımız bu acının yalnızca 2 gün sonrasında Başbağlar Köyü'nde yapılan hain saldırıda masum yurttaşlarımızın kaybı üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir. Yapılan hain saldırılarda kaybettiğimiz canlarımızı rahmet ile anıyorum. 15 Temmuz 2016'da ülkemize yönelik hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. O gece Türk milleti bir kez daha bağımsızlığa ve demokrasiye bağlılığını gösterdi. O gece kaybettiğimiz 249 vatandaşımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Tarihin utanç sayfalarından biri olan Srebrenica katliamının yıl dönümünde Temmuz 1995'te Bosna'lı Sırp güçler tarafından katledilen 8 bin kardeşimizi rahmetle anıyorum. Yine 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu tren kazasında yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Temmuz 2019'da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıda ve yitirdiğimiz vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. 1926'da denizcilik haklarımızın yabancılardan Türk denizcilerine geçtiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Beylikdüzü'nün denizle bağını kuvvetlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz ay 3. etabının açılışını yaptığımız Yaşam Vadisi'nin 4 ve 5. etaplarının altyapı ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdık. Bu etaplarda tamamlandığında Yaşam Vadisi denizle buluşacak ve İstanbul'un can damarı olacaktır. Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olan 24 Temmuz'da basın bayramını bu yıl yine coşkuyla kutlayamayacağız. Basın ve ifade özgürlüğünde her yıl maalesef biraz daha geriye gitmekteyiz. Bir an önce özgür basına kavuşmak dileğiyle tüm basın mensuplarının basın bayramını kutluyorum. 1919 yılının Temmuz ayında gerçekleşen, milletimizin azmiyle neler başarabildiğini kanıtlayan Erzurum Kongremizin 102. ülkemizin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Anlaşması'nın ise 98. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara barış getiren, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını elde ettiği Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı da kutluyorum. Bu yıl Kurban Bayramı'nı 20 Temmuz'da idrak edeceğiz değerli arkadaşlarım. Tüm komşularımın bayramını şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdikleriyle bereketli sofralarda buluştukları daha nice bayramlar diliyorum. Son olarak değerli meclis üyelerim, Temmuz ayı değerli oyuncumuz Kemal Sunal'ı, değerli şairlerimiz Metin Altıok ve Küçük İskender'i, Cumhuriyetimizin en büyük aydınlarından Aziz Nesin'i, değerli yazarlarımız Rıfat Ilgaz ve Adalet Ağaoğlu'nu, eski bakanlarımız Nurettin Ok ve Işılay Saygın'ı ve evladımız Ali İsmail Kokmaz'ı kaybettiğimiz ay. Hepsini rahmetle anıyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. Evet, isterseniz grup başkan vekillerimizin konuşmalarına geçelim. Evet, Tahir Bey. Tuncay Bey, kusura bakmayın. İlk baktığımda sizin grupta kimse yoktu. Konuşmaya daldım. Söz sırası. Yok, siz buyurun, buyurun, buyurun. Bu arada geçen ay kaybınız için tekrar başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, sabırlar diliyorum. Sayın Başkanım, tüm meclisi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamını yitiren şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum, uzun ömürler diliyorum. Sivas olaylarında yaşamını yitirenlere Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum Sayın Başkanım. Temmuz ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Tahir Bey, buyurun.
Sayın Başkanım, değerli meclis, salonumuzda bulunan değerli misafirlerimiz, ekranları başında bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehitlerimiz var, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Malum iki senedir mücadele ettiğimiz COVID-19 salgını ile alakalı Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Hepimiz de bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu süreci çok şükür belli bir noktaya kadar düşürdük. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yalnız biliyoruz ki bu kuralların dışında bu salgından kurtulmanın en önemli yolu aşı. Çok şükür Sağlık Bakanlığımızın sağlık çalışanlarımızla birlikte yürüttüğü bu tedavi sürecinde bugün itibariyle, şu saat itibariyle 53 milyon doz aşı ülkemizde uygulanmıştır. Çok şükür bunun dönüşleri de olmaya başlamıştır. Sayılara baktığımızda bunları net bir şekilde görüyoruz. Aynı anda Erciyes Üniversitemiz yerli aşı olarak da bir çalışma yürütüyordu. Burada Türk Ovak ismiyle yerli aşımız da insanlığın hizmetine sunulmuştur. Değerli meclis, Kanal İstanbul diye bir proje var. Geçtiğimiz günlerde de temel atıldı. Yalnız hep temel atma dönemlerine yakın konuşuyor birileri. Ama AK Parti'de böyle olmuyor. 27 Nisan 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın çılgın projeler açıkladığında Kanal İstanbul'da o gün ifade edilmişti. Çok şükür 26 Haziran 2021 yılında da Sazlıdere bölgesinde ilk köprünün temel atma merasimiyle inşallah Kanal İstanbul kısım kısım hedeflenen proje ülkemize kazandırılacak. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun inşallah. Değerli Başkan, değerli meclis, bir önceki mecliste de ifade etmiştim. Tekrar olmasın ama ilçemizde hep birlikte yaşıyoruz. İlçemizin özelinde artılar, eksiler hepsini birlikte görüyoruz. Yalnız vatandaşlarımızdan aldığımız şikayetler üzerine ilçe merkezimizde birkaç konuya değinmek istiyorum. Altyapı çalışmaları ilçemizde yürütülüyor. Evet, altyapı çalışmaları belediyenin en zor yaptığı işlerden biridir. Yalnız Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemizde yaptığı çalışmaları Büyükşehir'in kontrol yapmadığını ve bunlardan dolayı özellikle Yakuplu ve Eston bölgesindeki vatandaşlarımızın YouTube'larda yani bakabilirsiniz videoların ne durumda olduğunu. Herkes artık arabasını hortumla yıkıyor. Ama arkadaşlar, caddelerle alakalı gittim olay yerinde birkaç caddeyi gezdim. Caddede bu problem olabilir. Bir ayda vakit alabilir. Arkadaşlar, sokağın uzunluğu 200 metre yok. Büyükşehir Belediyesi burada bir altyapı çalışması yapıyor ve 3 aydır devam ediyor. Lütfen. Yani bunlara ilgili arkadaşların büyükşehir ayağındaki muhataplarıyla biraz daha dikkat etmesini rica ediyorum. 2 Temmuz 1993 Madımak olaylarında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 5 Temmuz 1993 tarihinde Başbağlar köyünde kaybettiğimiz 33 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2 Temmuz ve 5 Temmuz tarihlerinde birlik ve beraberliğimize zarar vermek için organize edilmiş bu olayın karşısında bu aziz millet birlikte
kardeşçe yaşamaya devam etmiştir. Aynı şekilde organize edilmiş 15 Temmuz darbe girişimine kalkışılmıştır. Milletler tarihlerinde gösterdikleri fedakarlıklarla ve ödedikleri bedellerle büyürler. Anadolu'yu yurt edinmeye başladığı günden bu yana cesaret ve adaletiyle dünyadaki kadim medeniyetler arasındaki görkemli yerini almış olan milletimiz, ödediği ağır bedelleri tarihin şerefli sayfalarına nakşetmiştir. Tarihi boyunca yeryüzünün vicdanı, insanlığın umudu olan aziz milletimizin önüne her dönem engeller çıkmıştır. Milletimizin her seferinde azmi ve cesaretiyle bu engelleri aşmayı bilmiş ve hem kendi coğrafyasında hem de dünya mazlumlarının başının öne eğilmesine asla müsaade etmemiştir. Dünyanın farklı coğrafyalarını ateş ve gözyaşına boğan küresel müstekbirler ve onların yerli işbirlikçileri 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimize karşı bir kez daha çirkin yüzlerini göstermişlerdir. FETÖ tarafından tertip edilen ve milli iradeyle birlikte kadim devletimize kasteden bu hain darbe girişimini milletimizin cesareti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti sayesinde çirkin emellerine ulaşamamıştır. Bu hain darbe girişimi gecesinde çoluk, çocuk, genç, yaşlı sokaklara inmiş ve milletimiz tek yürek olarak kendi hür iradesine sahip çıkmıştır. Vatan için can vermenin şehadet olduğuna inanan medeniyetin evlatları kendilerini tanklara, tüfeklere siper etmiştir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden darbe heveslileri ve onları maşa olarak kullanan küresel güçler bu aziz milletin hiçbir güç karşısında eğilmediğini bir kez daha görmüşlerdir. 15 Temmuz hain darbe gecesinin 5. yıl dönümünün yaklaştığı bu günlerde Beylikdüzü Belediye Meclisi'nden bir kez daha tüm dünyaya ve dünyanın farklı yerlerine kaçmış tüm darbecilere ilan ediyoruz ki yeryüzündeki bütün mazlumların duasını alan, ezilenlerin gür sesi olan ve mahrum bırakılmış coğrafyaların bekleneni olan bu aziz milleti yenemeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka asla boyunduruk vuramayacaksınız. Bu duygu ve kararlılıkla istikbal ve istikbali için cenneti yurt edinmiş başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu şanlı direniş yaşandığı gecede gazilik rütbesi almış olan kahraman vatan evlatlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli meclis, Sayın Başkan, konuşmanızda siz de ifade ettiniz İstanbul Sözleşmesi ile alakalı. Bunu çok uzun süre konuşsak belki zaman almaz. Meclisi de yormak istemiyorum ama bir İstanbul Sözleşmesi'ne kaç tane ülke imza atmış veya bu hatadan dönüş olmuş? Sanki sadece kadınlarımıza verilen haklar İstanbul Sözleşmesi ile
verilmiş gibi bir yol izleniyor. Bu yanlış bir yol. Kadınlarımız zaten dinimiz olan İslam'da kadına verilen önemi zaten belirlemiştir. Evet, devam edelim. Tahir Bey, konuşmanıza devam edebilirsiniz. Buyurun. Kesinti için ayrıca sizden de özür diliyoruz. Evet Sayın Başkanım, değerli meclis, teknik bir arızadan dolayı konuşmamız yarıda kalmıştı. Bunu gideren teknik arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Tekrardan sesimiz çıkmaya başladı. Konuşmada İstanbul Sözleşmesi'ni konuşurken elektriğin azizliğine uğradık. Arada da şöyle bir şey ifade ettim arkadaşlarıma. Bir AK Parti'de bir kadın gözüyle bunları ifade edelim dedim. Buraya çok ben girmeyeceğim. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımız buna birkaç kelam edeceklerdir inşallah. Değerli arkadaşlar, Temmuz ayında birçok önemli günler vardı. Onları zaten konuşma içerisinde ifade ettim. Yine 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramımız var. Bu emekçi kardeşlerimize de bayramlarını kutluyorum. 20 Temmuz tarihinde Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bu anlamda meclisimizin ve bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Meclisimiz Temmuz Meclisi itibariyle bu son meclisimiz. Bir ara vereceğiz. Yaz tatili Ağustos ayında meclisimiz olmayacak. Eylül'e kadar. Bu süreçte bayramla başlayan tatil süreci olacak. Pandemiden dolayı bir ayağı bir yorgunluk oluştu. Bu anlamda hem vatandaşlarımıza hem meclis üyesi arkadaşlarımıza hayırlı bayramlar, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir tatil dönemi diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, alkışa gerek yok. Mülayim Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar, bizi izleyen vatandaşlarımız. İki Temmuz, Madımak. Aydınlarımızı cayır cayır yakan yobaz katilleri bir daha nefretle kınıyorum. 5 Temmuz, Başbağlar katliamı. Oradaki vatandaşlarımızın canına kıyan terörist katilleri de hepinizin huzurunda bir daha kınıyorum. 15 Temmuz FETÖ kalkışması. Orada şehitlerimiz var. Hepsine başsağlığı. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Bizler cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, devrimciler hiçbir şekilde ne bir cemaate, ne bir tarikata tabi olmazlar ve kanmazlar. Oysa ülkeyi yönetenler daha önce nazireler dizdikleri bu ülkenin en büyük vatan hainlerinden FETÖ'ye daha sonra kandırıldık diyebiliyorlar. Ülkeyi yönetenler kanmamalı arkadaşlar. Kanarsak böyle olur. Yüzyıllardır bu ülkede bu tarikatlar, cemaatler sürekli ülkenin ve devletin bekasıyla oynamışlardır. Fırsat görürlerse bir daha oynayacaklardır. İlginç bir şey. Futbolcusunu bulduk. İş adamını bulduk.
devlet memurunu bulduk. Bunların siyasi ayağını hala bulamadık. Kalkıyor itirafçılık yapan Süleyman Özışık veya Özışık kardeşler FETÖ borsasının mimarı diye konuşuluyor. İlginç bir şey. Bu ülkenin vatandaşlarının canını alanlar ellerini kollarını sallayarak gezmemeli bu ülkede. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şunu diyoruz. FETÖ'nün siyasi ayağını da derhal ortaya çıkarın ve cezalandırın. Bu ülkenin gençlerinin istikbalini çaldılar. Ülkenin mal varlığını çaldılar. Ama istediği gibi gezebiliyorlar. Biz nasıl bir ülke olduk arkadaşlar? FETÖ borsası diyor. Milyar dolarlar konuşuluyor. Bunların da derhal açığa çıkması, bu ülkenin kaynaklarının geri, bu ülkenin hazineye geri döndürülmesi zorunludur. Çocuk istismarı geçen haftanın, geçen ayın en önemli problemlerinden biri. Elmalı davası bu ülkede, bu ülke böyle bir rezilliği son yıllarda çok fazla görmeye başladı. Yani 6-9 yaşında çocuklar, öz annesi, üvey babası bu yaşta çocukları para karşılığı peşkeş çekiyor. Ve bunlar ispatlanıyor. Çocuklar konuşamaz haldeler, resim çiziyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bunun failleri dışarıda. İstanbul Sözleşmesi'ne niye çok asılıyoruz arkadaşlar? Bu tip olayları yapanların yanına kar kalmasın diye. Başka bir derdimiz yok. Tabii arkadaşın anlattığı gibi kadınlar başımız tacımız, başımızın tacı. Ama öyle değil. Kadın öldüren yok takım elbiseyle duruşmaya çıktı diye cezası hafifliyor. Böyle bir ülke olur mu? Elmalı davasında karar veren hakimle savcı onlar bile tutuklanmalı. Sen ufacık bebeği karartmışsın kardeşim. Tabii sen bunları nereden geliyor bu işlerin ayak sesleri? Ensar Vakfı'nda 45 tane çocuğa tecavüz ediliyor. Bir kişiye 508 yıl ceza veriliyor. Bir kişiye işin üstü kapatılmak için uğraşılıyor. Arkadaşlar bu tip olayları örtmeye çalışmak kendi insanımıza ihanetten başka hiçbir şey değil. İlginç şeyler oluyor. Zamanın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çocuğa tecavüzü şöyle anlatıyor. Küçüğün rızası var diye savunuyor. Başka bir bakan bir kereden bir şey olmaz diyor. Nasıl bir ülke olduk arkadaşlar? Sözüm bitsin. Cevaplarsınız. Rukiye Hanım. Devam edin siz. Önemli. Tüm bunlar geleceğimizin kararmasına neden olan şeyler. Bunların önüne derhal karşı çıkılmalı. Türkiye'de son 10 yılda 250 bin çocuk istismara uğradı arkadaşlar. İnsan Hakları Derneği 2018 raporuna göre çocuk istismarında dünyada 3. sıradayız maalesef. 2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk kızımız doğum yapmış. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı o yıldan bu yıla 15.937. Türkiye'deki cinsel suçların %46'sı çocuk istismarı arkadaşlar. Adalet Bakanlığı artık sayfasında bunları yayınlamamaya başladı. Bu rakamları o güne kadar oradan aldık. Bunları sadece ve sadece bu saatten sonra hiçbir çocuğa, hiç kimseye taciz, tecavüz olmasın diye anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, son zamanlarda ben de bir emekliyim. Haziran sonunda emekli maaşına nasıl bir zam alacağım diye merak ederken olabilecek zammın iki katı kadar doğalgaz elektrik zammıyla karşı karşıya geldik. Şimdi doğalgaza
elektriğe yapılan zamlardan sonra İBB meclisimizde İSKİ'nin su zammı önergesi reddediliyor veya talebi reddediliyor. İSKİ ortalama yıllık 1 milyar TL'lik elektrik tüketiyor. Nasıl baş edecek bununla? Ben buradan çağrı yapmak istiyorum. İSKİ'ye verilen elektrik zam uygulanmadan verilsin. Vatandaşlara da suya zam yapmasın İstanbul Büyükşehir Belediye'miz. Tuhaf şeyler oluyor. Yani TÜİK başka bir şey söylüyor. Zam verecekken çalışanına enflasyonu çok çarpıtıcı şekilde aylık enflasyonu 0.89 gösterebiliyor. Aslında 3.94. 6 aylık enflasyonu 6.39 gösteriyor. Aslında 16.10. Bunların tamamı kamunun çalışanlarına yapılacak zamlarda gösterge oluyor. Yani yine devletimiz çalışanını kandırıyor bu zamları gizleyerek. Kanmayacağız, kandırmayacağız. Beşli çete 10 yılda 128 kere vergi indirimi yapıldı. Beşli çeteyi biliyorsunuz. Türkiye'nin kanını emenler. Yoldan da 10 katı para kazanıyor, köprüden de, elektrikten de, doğalgazdan da, her şeyden 10 katı para kazanıyor. Ne kadar borcunu silmişler bunların? 9,5 milyar lira. Peki bu yılın ilk 5 ayında ne yapmış devletimiz? 8 milyar lira vatandaşına ceza kesmiş. 8 milyar lira. Geçim sıkıntısı intiharları her gün önümüzde. İç borcumuz toplam borç 1 trilyon 837 milyar liraya çıkmış. Bunun 1 trilyon 65-64 milyar lirası iç borç. Türk lirası cinsinden 773 milyar olan dış borcumuz dolar bazında 105,5 milyar dolar. Tabii bu borç rakamlarının özellikle 3 yılda artışı olağanüstü. 2018 sonunda 586, 2019'da 775, 220'de de 753 milyar seviyesine çıkmış. Ülkemizde ilginç şeyler oluyor. Değişik ticari faaliyetlere girmeye başladı bu ülkenin iş adamları, bu ülkenin siyasetçilerin çocukları. Kokain ticaretine girdiler arkadaşlar. En son yakalanan kokain maddi karşılığı 60 milyon dolar. 1 gram kokainden 3 kullanım olabiliyormuş. Yani bu kokainle eğer ulaşsaydı 3,5 milyon insanımızı zehirlemiş olacaktık. Ne hale geldik arkadaşlar? Çalma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Yine Dolmabahçe'de 92 kiloluk som altın vazolar yok. Batman Müzesi'ndeki 10 milyon liralık 20 altın sikke yok. Hala soruyoruz. 128 milyar dolar hala yok. Bunlarla ilgili milletvekilimiz Mahmut Tanal meclis önergesi veriyor ve ilgili yere müzeler dairesine yazı yazıyor. Kayıtlarımızda böyle bir şey yoktur diyor. Ondan sonra fotoğrafları gösteriyor. İlginç bir şey. TİH ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu açık arttırmayla satışa sunuluyor. Sata sata bıkmadı bu merkezi hükümet. SEKA gitti, TEKEL gitti, TELSİM gitti, PETKİM gitti, limanlar gitti, madenler gitti, Sümerbank gitti, cam fabrikaları, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, tank palet fabrikasını sattınız. Vallahi sata sata tuhaf bir hale geldik. Ülkeler gelir kaynakları, mesela motor güçleri vardı. Nedir bunlar? Hindistan'ın en büyük gelir kaynağı yazılım. Japonya'nın teknoloji. Almanya'nın ağır sanayi. Çin'in gelir kaynağı toplu üretim. Türkiye'nin gelir kaynağı ne? Hiç baktınız mı arkadaşlar? Bakmamışsınızdır, ben söyleyeyim. KDV,
ÖTV, özel indirim vergisi, diğer vergiler, özelleştirme, trafik cezaları, bedelli askerlik, fahiş, köprü ve otoyol geçişleri, yabancılara arsa, tarla satışları, sadece Türkiye'nin gelir kaynakları bu söyleyeceğimiz. Niye bu hale geldik? Daha da kötü hale gidiyoruz. AKP yandaşlarına bir tane değil, 5-6 tane maaş bağlayarak, tabii bütçe yetmez, herkes 4-5 tane maaş alıyorsa yetmez. Hatta bir tanesi AKP Genel Başkanı'nın oğlunun arkadaşı. Cuma itibariyle 41. maaş bağlanmış. Bizim hesap uzmanı arkadaşlar da ne kadar para geçtiğini hala hesaplayamadılar. Naci Alparslan diye biri 176.727 lira maaş alıyor. Kimmiş bu? Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı. Allah gözünü doyursun, ne diyeyim ben. Burhan Ersoy 161.928 lira maaş alıyor. Kim bu? Vakıflar Genel Müdürü. Vallahi bu millet hiçbir şekilde bunlara helallik vermeyecek. Bunları daha fazla sayabilirim. Birkaç örnek verdim. Zehra Zümrüt Selçuk bakanken 28 bin lira alıyormuş. Kardemir'de 39.423 lira maaş alır hale gelmiş. Niye maaş veriyorsunuz ona? Zaten dezenfektanı 10 misli fiyatla bu devlete kazıkladı. Bir de maaş veriyorsunuz. Evet. Sustur. Sayın misafirlerimiz, lütfen meclisin sükunetine yardımcı olalım. Kendi içimizde sohbet etmeyelim ki. Çünkü ses buraya kadar geliyor. Evet. Hayır, bağırmak... Ben devam edebilir yok, miyim? Bağırmak yok, sadece Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı benden önce yakın olduğu için, duyduğu için ben de müdahale edecektim. Tamam, devam edelim. Sayın Başkan. Tamam. Tahir Bey, ben de lütfen Sayın Başkanım, lütfen. Tahir Bey, siz müdahale etmeyin lütfen. Arkadaşlar, devam Tahir edebilir Bey. Miyim? Tahir Bey, tamam. Sayın Başkan, lütfen. 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 Tahir Bey. Tahir Bey lütfen. Tahir Bey. Lütfen. Arkadaşlar kimse kimse öyle susturun falan öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Yani grup başkanı şimdi, grup başkanı yakın olduğundan dolayı öyle bir uyarıda bulundu ki ben yapacaktım zaten uyarıyı. Arkadaşlar. Ama sizin böyle cevap vermenize gerek yok. Sayın Başkanım. Arkadaşlar, gerekli uyarı yaptık. Buyurun. Şimdi sayın konuşmacı aşıyı söyledi. 50 milyon doz. Yani ikiye bölerseniz 25 milyon yapıyor. 50 milyon doz dediniz değil mi? 50 milyon kişi demediniz. 53 milyon doz. Doz. Yani 25 milyon vatandaşımıza vuruldu. Yani bu ne oluyor? Aşağı yukarı %29-30'lar seviyesinde vatandaşımız aşılandı. Son 15-20 günü içinde hakikaten iyi gidiyor. Bir sene gecikmeli de olsa 15-20 gündür iyi gidiyor. Çok seriler. İnşallah vatandaşımızın tamamına da vururlar. İnşallah diyorum. Keşke mesela bu aşı üretimiyle bir üniversiteyi eşleştirdiler. Keşke bizim hıfzı sıhhamızı bu hükümet kapatmasaydı. Keşke kendi aşımızı üretebilir olsaydık. Yani bunları yaparken ileriyi düşünmek lazım. TEİAŞ'ın özelleştirmesiyle ilgili konum olduğu için her iki gruba ve misafirlerimize detaylı bilgi vermek istiyorum. TEİAŞ'ın özelleştirilmesi şöyle düşünebilirsiniz. TEİAŞ 10 milyarlarca dolar tutarında mal varlığına sahip Türkiye'nin en güçlü kurumudur. Ne yapar TEİAŞ? Santraldan aldığı elektriği Türkiye'nin dört bir tarafına ileten kurumdur. Yani 154 bin, 380 bin hatları yapar.
Türkiye'nin enerji kaynağı problemini ortadan kaldırır. Niye satılıyor bu? Tabii para lazım. Yandaşlarına yetişmiyor para. Başka niye satılacak? Geçen sene TİH 4.6 milyar lira net karı var. Geçen yıl. Ne yapıyordu bu karlarını? Hepsini açık veren Türkiye hazinesine devrediyordu. Yani devleti sübvanze ediyordu. Mevcut siyasetçiler onu yandaşlarına peşkeş çekiyor tabii. Makine kimya ile ilgili de bir çalışma var. İnsan ister istemez aklına şu geliyor. Ne yapıyor bunlar artık? Yolcudur Abbas. Gidiyor. Giderken de bu ülkeye tamir edilemeyecek hasarlar mı verip gidelim diyor. Ne yapıyor? İntikam mı alıyor AKP iktidarı? Sırada BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri mi var? Valla ülkeye yazık ettiniz. Bu özelleştirmeler, ben sistem olarak tamamına karşıyım. Özelleştirdiğiniz her kamu kurumu sadece ve sadece kendi karına bakar. Benzer bir şey PTT'yi yaptınız. Hariri aldı, içini boşalttı. 4-5 milyar dolar Türkiye'ye fatura kesti ama hala sarayda fotoğraflarını yayınlıyorlar Hariri ailesinin. Yazık ediliyor ülkemize. TİH satılırsa ne olacak biliyor musunuz? Sayıştay denetiminden de çıkacak. Yani şunu yapacak. Her şey olabilir. İstediği şekilde zamlandırabilecek. Kamu yatırımlarını isterse yapacak. Yaptığı her kamu yatırımını devletten fahiş fiyatla alacak özel sektör. Şu andaki dağıtım şirketlerinin yaptığı da bu. Kötü bir ülke olduk. Allah sonumuzu hayır etsin. Karısı ayrılmak istediği için öldürenler, öz kızına tecavüz edenler, trafikte yol kavgasına tutuşup cinayet işleyenler, devletin malını deniz görüp domuz gibi yiyenler, komşusu açken tok yatanlar, başkasının hakkına saldıranlar, gencecik çocukları uyuşturucu bağımlısı yapanlar, yurtlarda çocuklara tecavüz edenler, hukuku ayaklar altına alanlar, ülkenin kurucusuna hakaret edenler, denizleri kirletenler, doğayı katledenler, ağaçları kesenler, kanla alınan topraklarımızı parsel parsel satanlar, ihaleye fesat karıştıranlar, arabasının arkasına köpek bağlayıp sürükleyen caniler, faiz haramdır deyip faizi helalleştiren din tacirleri. Ülkemiz maalesef bu durumda. Size bir Kanuni'nin bir hikayesiyle konuşmalarıma son vereceğim. Ne olmuşuz? Kanuni Süleyman'ın, Sultan Süleyman'ın kafasına takılan ve yoran bir soru vardı. Osmanlı Devleti'nin günün birinde çökmeye yüz tutar mı diye bu sorunun cevabını almak için dönemin ünlü alimi ve süt kardeşi Yahya Efendi'ye sadrazamı gönderir. Sadrazam gitti, sordu ve döndü. Kanuni ne dedi diye sorduğunda sadrazamın cevabı şöyle olur. Neme lazım dedi diye. Kanun başka bir şey söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Bu cevabı uzun bir süre düşünen Kanuni bir mektup yazar Yahya Efendi'ye. Yahya Efendi mektuba cevap verir. Mektup şöyledir. Bir devlette zulüm yayılırsa, haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluk sıradan bir hale gelirse, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşırsa, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse, bilenler bunu söylemeyip susarsa ve gizlerse, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıkar, bunu da taşlardan başkası işitmezse, işte o zaman devletin sorunu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın güveni ve itimadı sarsılır, asayişe itaat hissi kaybolur, halkın umutları yok olur, böylece devletin yıkılması mukadder ve kaçınılmaz hale gelir. Bu mektup 500 sene önce yazılmış, hala Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Bir de bir bilgilendirme yapayım hem halkımızı hem meclisimizi. İBB İstanbul Büyükşehir'in İstanbul Vakfı kurban bağışlarını almaya başlamıştır. Tabii zor oldu. Bir tane İçişleri Bakanı kafasına göre devlet adamı mı yoksa kabadayı mı belli değil.
izin verildi. Yardım etmek isteyen arkadaşlar o kanaldan kurbanlarını halledebilirler. Bir ikazda daha bulunmak istiyorum. Çorlu tren kazasının yıl dönümü dedi evet. Sayın Başkan. Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının altı boşalmış. Bilmiyorsa yetkililer onlara söylüyorum. Benzer bir kazayı yaşamamak için şu anda duruyor. Aynı şey olmuş. Yüklenici firma Çorlu'da yaptığı gibi orada da menfez yapmadan dolguyu yapmış. Vatandaşlarımıza tuzak kurmuş. 25 yıldır Beylikdüzü'ne gelmeyen İBB yatırımları gelir hale geldi. 50 kilometrenin üzerinde altyapıyı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na Beylikdüzü halkı adına teşekkür ediyorum. Doğrudur, arabalar hortumla yıkanır, başka türlü yıkanmaz. Oradaki vatandaşlarımızdan çok az daha sabır bekliyorum. Bunlar hepsi bitecek 25 yıldır. Yani bundan 2 yıl önce aynı bölgede yağmur yağdığında karşıdan karşıya vatandaş geçerken zorluk gösteriyor. Toz var mıdır? Vardır. Bu kadar hızlı yatırım yapılırken bir takım sancılar vardır. Vatandaşlarımıza bir takım sıkıntılar verdiysek bir kere belediyemiz adına, İBB adına özür diliyorum. Ama yapılan her şey kalıcı vatandaşımıza hizmet için. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sen de kutlamadın. Tamam arkadaşlar. Ha unuttum Tahir onu da söyleyeyim. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum buradan. Ama bağışla ilgili de destek bekliyoruz. Teşekkürler. Evet. Kurban değerli arkadaşlar. Bağış kısmıyla ilgileniyorsun abi. Diğer kısmıyla ilgilenmiyorsun. Ona gülüyorum yani. Değerli arkadaşlar gündem. Evet buyurun Tahir Bey. Konuşmacının sözünü kesmedim. Notlarımı aldım. Buyurun, aynı saygıyı bekliyorum. Meclis konuşmamda iktidar partisinin grup sözcüsü olarak birçok şeyi yazmadım bile. Mecliste çok fazla detaylara girmeyelim diye. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili anlatacağı hiçbir şey olmadığı için yine özelleştirme, vakıflarda tecavüz, başka şeyler. Bir de benimkisinden de uzun sürdü. O ama bayramı unuttu. Allah'tan ki iyi niyetle ben kendisine ifade ettim. Kendinin de bayramını kutluyorum bu anlamda. Arkadaşımızın söylediklerine kalem kalem bölüm bölüm gireceğim. FETÖ dedi. FETÖ'nün her ayağı bulundu, siyasi ayağı bulunmadı dedi. Ama ben konuşmamda FETÖ'nün o akşamki siyasi ayaklarını eleştirmedim. Sadece 15 Temmuz'la alakalı ifade etmemiz, milletimizle, aziz milletimizle birlikte nasıl yaşayacağımızı, o hainlere birlikte nasıl tavır alacağımızı söyledim. Ama konuşmacının konuşmasından sonra söylüyorum siyasi ayağına. Siyasi ayağı o gün tankların gölgesinden kaçıp bir yerlerde kahve içenlerdir. Oraya baksın. Yanlış olan sürecin devamında yerel seçimlerde ve genel seçimler noktasında bizimle ters düştü dediği o hain, evet ülkemizi eğer bir şeye kastetmişse bizimle ters düştü evet. Ama bizimle ters düştükten sonraki noktada kimler sahip çıktı? Ve bunu ben söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili Birgül Ayman Güler diyor ki benim partim FETÖ'yle işbirliği yapıyor ve ben bu partiden ayrılıyorum diyor. Birkaç belediye başkanı. Şimdi çok detaylara girmeyeceğim. FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'nün gazeteleri kapanırken kendilerini bayanlara sıfır noktasına yanaşacak derecede onları taciz eden milletvekilleridir. YouTube'dan baksınlar kimlerin bunları yaptıklarını. Bu noktada çalışmalarında şu anda önem verdiğiniz cenahtan FETÖ'nün kimler tarafından organize edilerek takdir edildiğini bakarsınız. AK Parti 20 yıldır iktidar ama FETÖ'nün arazilerine, okul arazilerine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterinin eşinin tarafından bedelsiz verdiğiniz arsaları konuşacaksınız o zaman. Bu detaylara girmiyorum ama girmek zorunda bırakıyorsunuz. Bundan sonra biz de ifade edeceğiz. Karşılıklı Erkan cevap Bey, vermeyelim isterseniz değil mi? İsterseniz salon dışında beraber konuşuruz.
Öyle mi yapalım? Tahir Bey, siz öyle mi yapalım? Devam edin lütfen. Salonun dışında arkadaşlar, konuşuruz. Ama skor kaydetmek istiyorsanız devam edin. Ben devam ederim. Ben konuya hakimim. Söylediklerim de... Tamam. Başkanım, devam Erkan Bey'in ödedikleri daha devam önemli galiba. Biz onu dinleyelim, ondan sonra ben devam edeyim. Tahir Bey, karşılıklı konuş, siz devam edin. Ama siz müdahale edin arkadaşlar, o zaman, konuşmasın lütfen, arkadaş. Hatip'e müdahale etmeyelim. Konuşmasını bitirsin. Söz söylemek isteyen... Grup başkan vekiliniz her kürsüye çıktığında bu tecavüz... Bunları söylemekten bile biz utanıyoruz. İfade etmek bile çirkin. Vakıflarda tecavüz var, şunlar var. Arkadaşlar, yanlış olan hukukun önünde bunun cezasını çeker. Bir de vakıf isimleri vererek orayı hukuk önünde, hukuk buna karar verecek. Siz karar vermeyeceksiniz. Ama onun özelinde keşke bu enerjisini parti içerisinde taciz, tecavüz ve bunlar olduğunda ses çıkarsaydı diyecektim ki çok omurgalı bir duruş. Hem vakıfa söylüyor hem de kendi partisi içerisindeki bayanların o beyanatlarına destek veriyor. Tecavüz bir vakıfta olduğu zaman kötü, tecavüz her zaman kötü. Çirkin bir iş. Ama kendi içinde olduğu zaman sus pus herkes. Böyle bir şey yok. Evet, arkadaşlarım yine anlattı emeklilerin maaş şeylerini. Arkadaşlar, belediye yönetiyorsunuz. Bakın, personellerimizden bana gelenler var, telefon açanlar var. İki mecliste kürsüden size ifade ettim. Çalışanlarımızın mağduriyetlerini. Devletin size verdiği emekli olarak zamın daha altında çalışanlarımıza zam verdiniz. Onu da konuşalım. Onu neden? Siz iyi bir sendikacı olduğunuzu anlatırsınız. Ama sizin sorumluluğunuzda olan ilk önce kendi işinizi başaracaksınız. Sonra diğerlerine laf söyleyeceksiniz. Üslup. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'na kabadayı, ama bu size çok uzak şeyler değil. Çünkü siz bizim gibi birlikte seçildiğimiz meclis arkadaşlarınıza bile hakaret ettiniz. Ne dangalak bıraktınız, ne yam yam bıraktınız, ne bu sizin, size de bir şey söylemiyorum. Siz görevlisiniz. Siz bu partinin grup sözcüsünüz. O siz oradaki zihniyeti orada yansıtıyorsunuz. Ben bunu kişisel anlamda bakmıyorum. Sizin siyaset yaptığınız partinin tarzı bu. Çamur at, sert ifade bulan, hakaret et. Çünkü niye? Yalan, yanlış şeyleri söyle, algı yönetme. Bunları iyi başarıyorsunuz ama artık vatandaşlar buna müsaade etmiyor. Katar. Arkadaşlar, Katar'ı da bir inceleyin. Katar şu anda ülkede yatırım yapan ülkeler arasında 29. sırada. Katar olunca, Müslüman bir ülke olunca bir bakıyoruz ki bir yerden bir ruh çıkıyor. Arkadaşlar, Müslüman ülke 29. sırada ama Belçika, Fransa, İngiltere bu tarz tiplemelerin yatırımlarını ve aldıkları ihaleleri nedense Cumhuriyet Halk Partisi çok fazla konuşmuyor. Geçen gün Sayın Bakanımızın, Ulaştırma Bakanımızın bir televizyon programında dikkat ettim. 22 tane önemli büyük firmadan bir tanesi de şu an ihaleleri alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. İş yapabilir. Kanunda gerekli yerler ihale kanununa göre girir. Kim kazanırsa o yapar. Her mecliste ihale, yol. Ya arkadaşlar, kendinizi lütfen geliştirin. Dersinizi çalışın, gelin. Hep aynı klasik, milletvekiliniz de mecliste aynı 20 tane klasik sözü söylüyor. Siz de burada uzantılar olarak aynı şeyi söylüyorsunuz. Bir de biz iktidar partisiyiz. Yaptıklarımızı anlatmayı 15-20 dakikada nezaket gereği sığdırıyoruz. Siz karalama ve algı yönetmeyi yarım saat 45 dakika anlatıyorsunuz. Arkadaşlar, lütfen, bu bizlere yakışan bir şey değil. Sözlerimi ülkemizin kurucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le bitirmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili diyor ki, hakaret ediyorlar ülkenin kurucusuna. Ya arkadaş, ne içiyorsunuz? Nereden kaynaklar alıyorsunuz? Ya siz, geçen mecliste ifade ettim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde
Atatürk'ün fotoğrafını meclisteki odalarından çöpe atanlar mı dersiniz? Atatürk demeyen yöneticileriniz mi dersiniz? Yoksa çok kötü ifadelerde bulunan merkez sağdan birilerini siyasete alıp da destek vermesi için alıp ülkenin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunun yanındaki yardımcılık görevini veren siz kendinize bakmıyor musunuz ya? Cumhurbaşkanı adayınız çıktı açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Atatürk düşmanları dolu dedi. Ya sıradan milletvekili, grup başkan vekili, meclis üyesi değil. Cumhurbaşkanı adayınız. Ya arkadaş, siz bu Atatürk'ün rozet Atatürkçülüğünü bir bırakın. Bırakın bu işi. Ve ifadeleriniz hep klasik. Bu anlamda lütfen Atatürk üzerinden siyaset yapmayı bırakın. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Erkan Bey. Erkan Bey. Tamam. Başkanım şöyle söylediği için söylemem lazım. Siz Erkan Bey'i benim konuşmalarımı hazırlamak üzerine görevlendirin. Benim konuşma metinlerimi Erkan Bey hazırlasın. Yok, siz onu kendi konuşmalarınızı kendiniz hazırlarsınız. Çok merak ediyor. Benim ne konuşacağımı Erkan Bey karar veriyor. Lütfen. Gündem benim, dışı benim, söz alıp lütfen. Benim bir danışmanım var Osman Bey. Yani ondan gerek teknik destek alıyorum. Ama sizi de bu anlamda desteklerinizi rica edin. Benim konuşma metnime yardımcı olun biraz. Ama Gürpınar'dan da birkaç kalem bunun içerisine getirin. Daha Tahir olumlu Bey, olur. Konuşmanızı tamamladınız mı? Teşekkürler. Evet. Sayın Başkan. Söz al konuş kardeşim. Lütfen bir saniye. Sayın Başkanım. Mülen Bey buyurun. Şimdi söylediklerimi... Çok fazla böyle cevap doğuracak şeyleri söylemezseniz uzamaz meclis. Cevap doğurmayacağım ya. Buyurun. Ne söylediysem kürsüde hepsini yazıyor döker altına imza da atarım. Hiçbiri yalan değil. Hepsi gerçek. Ya arkadaş tuhaf mısınız siz ya? Kozmik Oto'yu açtıran siz. Kozmik Oto açıldıktan sonra bu devletin görevlileri ölümüne sebep olan siz kalkmış şimdi siyasi ayağıyla ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bizim Kamer abimiz vardı, Kamer Genç. 15 sene önce en çok size darbe vuracak dedi meclis kürsüsünden. Üstüne yürüdüler adamın. Bunlar ilişkilerinize dikkat edin dedi. Bize bir şey yapamaz ama sizi mahvedecek. Dikkat edin dedi. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakan olduğu dönemde ne istedilerse verdik demedi mi ya? Her bakan çıktı o Türkçe olimpiyatlarında. Gel diye yalvardı. Nazire yaptılar. Rukiye Hanım lütfen. Rukiye Hanım, ben lütfen. Bitireyim. Ben bitireyim lütfen. Ondan sonra. Tacizler, tecavüzler. Kardeşim olmasın tabii. Ama bu ülkede yaşanmış bu. Hukuk cevap verir diyor. Çocuk kaleme almış. Psikolog geçtiğinde şey yapıyor, bilgilendiriyor. Onu kanıt olarak ya Rukiye Hanım bir bitireyim ya. Bir bitireyim ya. Mikrofonu isteyin, konuşun. Hayır. Arkadaşlar lütfen. Allah Allah. Bakın söyleyecek sözü olan söz istesin. Öyle konuşsun. Rukiye Hanım. Rukiye Hanım lütfen. Ya. Lütfen. Duymuyorum sizi. Sadece böyle nasıl geliyor biliyor musunuz mikrofon sorduğu için? Mülayim Bey siz devam edin. Gibi geliyor. Devam dikkatimi edin. Dikkatimi dağıtıyor. Başka hiçbir şey Mülayim değil. Mülayim Bey devam edin. Ya arkadaş bunları konuşmayacağız mı ya? 6-9 yaşında çocuğun isyanını dile getirmeyeceğiz mi? Onu faillerini serbest bırakanları lanetlemeyeceğiz mi ya? Bu ülkenin parasını çalanlarını, bu ülkeye kokain getirenlerini, bu ülkede İstanbul Vakfı'nın yardım talebini engelleyenleri söylemeyeceğiz mi ya? Ne söyleyeceğiz burada? Zaten siz anlatıyorsunuz Beylikdüzü'nü. Kendisi de ulusal problemlere de takılıyor. Ya arkadaşlar bu ülkeye hala yalan atıyorsunuz. Viyadük ve bağlantı yolu yapılıyor. Kanal temeli atıldı diyorsunuz. Ya bunları söylemeyecek miyiz arkadaş? Yazık ediyorsunuz bu ülkeye. Yani çalan çırpanlar belli, eli kolu sallayarak geziyor. Bütün hırsızların, bütün uyuşturucu tacirlerinin bakanlarla milletvekillerine boy boy fotoğrafları var. Bunları görmezden gelmeyin, siz de gelmeyin. Ülke yangın yeri. Bunları örtmeye çalışmayacak hiç kimse. Bu ülke gidecek bir yerimiz yok. Geçen mecliste de söyledim. Her şeyimiz gitti.
Ülke borç batağında arkadaşlar. Siz de görün. Sizlere tekrar rica ediyorum. Üst yöneticilerinize anlatın bunları. Ülke berbat durumda. Bunu anlatın ya. Ben yalvarıyorum size. Bu konuları es geçmeyin, pas geçmeyin. Onun dışında benim üslubumla ilgili ne derseniz haklısınız. Belki sert olabilir. Ama ne yapayım? İçimiz yanıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Tuncay Bey, gruplar adına son defa size söz verip gündeme geçelim sonra da. Tuncay Bey bir söz istedi. Sataşmaya cevap vereceğim. Tuncay Bey buyurun. Şimdi başkanım bu FETÖ terör örgütü, PKK vesaire, bunlar 83 milyon, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak sorunu. Dolayısıyla biz burada siyasi partilerin grupları olarak, yani birbirimizi FETÖ'cülükle, işte FETÖ terör örgütüne, PKK terör örgütüne yakınlıkla, uzaklıkla, onlara yol açmakla, dünle, bugünle, yani bunların hepsi bir süreç meselesi. Dolayısıyla hani konuşmalarımıza biraz dikkat edelim. Bence bu konuları küllendirelim. Hep beraber bu terör örgütlerinin karşısında durduğumuz imajını verelim. Adamlar izliyorlar belki de şu an, gülüyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Biz birbirimizle kavga ediyoruz. Yok sen FETÖ'ye şunu yaptın, bunu yaptın. Ya şimdi ben Mülayim Bey'e de bunu daha evvelden de söyledim. Ya Mülayim Bey hani burada biraz hani dünde kaldı artık, bitti. Yani yanlıştı, ne yapalım? Şimdi bugüne bakmak lazım. O zaman ben size bir soru soracağım Mülayim Bey. Menemen Belediye Başkanınız sizin. Şu an nerede? Hangi suçtan dolayı cezaevinde? Buna bir cevap verirseniz kamuoyda aydınlanmış olur. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Tuncay Bey'in söylediklerine şu anlamda katılıyorum. Evet, biraz küllendirilmesi gereken konular var ama unutmamak üzere. Çünkü unutursak daha sonrası için bu tür olayların tekrar cereyan etmesinin önüne kimse geçemez. Ben de aynı görüşü paylaştığımı ifade ediyorum ama tabii son sorusuna cevap vermek ister misiniz bilmiyorum. Tahir Bey, cevap doğmadı ama size söz vereceğim ama siz de tekrar cevap doğuracak bir şeyler söylemezseniz gündeme geçelim ki söz isteyen arkadaşlarımız bir an önce sözlerini teşekkür söylesin. Ederim başkanım. Buyurun. Gerek kürsü konuşmamda gerekse buradaki grubum adına konuşmalarımda ben bir arkadaşımızı, bir grubu, partiye ifadelerimle rencide edecek hiçbir şey söylemem. Konuları çok da aşmam. Biraz önce de ifade ettim. Herhalde grup başkan vekiliniz yine anlamadı. Tekrardan söz aldı. FETÖ'nün farklı ayaklarını ben burada kınamayı yaptım, okumamı yaptım, sonra bitirdim. Tankın yanından kaçanlara girmedim. Siyasi ayağına girmedim. Kendisi girdi, tekrardan söz alıyor, diyor ki bunlar yapmış, bunlar bunlarla. Ya arkadaş, bir yanlış var. Bu yanlış öyle böyle 40-50 yıldır devam etmiş. 20 yıllık olan bir olay değil. 50-60 yıllık bir mevzu. Bunun devamında bu hain terör örgütünü tespit ettikten sonra bununla kol kola kim yürüyorsa o onların kankası. Bu neden yapılıyor? İki tane belediye alacağız diye. Arkadaşlar, ister belediye, isterse hayatımızın diğer konumlarında bir şeye sahip olmak için şartlar ne olursa olsun ben buna sahip olacağım derseniz ona sahip olmuş değildirsiniz. Bu belediye de olur, başka bir şey de olur. Her şeye rağmen sahip olacağım dersen bugün onların kankası rolünü almış olursunuz. Güzelle gidiyorlar, başarılar diliyoruz ama bu aziz millet kendine neler yapıldığını çok iyi gözlemliyor. İnşallah 2023'te ve 2024'te bunu sandık geldiğinde tekrar 16. seçim olarak göreceksiniz. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar gündem maddelerine geçelim. Evet başkanım, gündeme geçelim. Şöyle, maddeleri bakın. Bir cümleyle bitmiyor lütfen abi. Sana verirsem Erkan Bey de istiyor. Şimdi Nuri Bey de parmak kaldırdı. Gündeme geçelim başkanım. Gündeme geçelim. Çünkü bakın gruplarla da böyle anlaşmadık mı? Mustafa Bey, sizi saygıya davet ediyorum. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Lütfen, lütfen, lütfen nezaketinizi koruyun. Sizi saygıya davet ediyorum. Sizi saygıya davet ediyorum. Eğer saygıya davet... O zaman kusura bakmayın. Saygı göstermeyi öğrenin lütfen. Lütfen, cevap hakkı doğurmayacak şekilde lütfen. Lütfen. Evet. Buyurun.
Sayın Başkanım, değerli meclis, kıymetli hazırım. Herkesi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Şimdi grup başkan vekilinizin konuşmasında gördüğümüz şu, hep üç maymun oynanıyor. Yani hiç Zülfiyar'a dokunulmuyor. Şimdi taciz, tecavüz, çocuklara cinsel istismar, bunlar herkesin, insan olan herkesin lanetlemesi gereken vakalar. Bırakın Müslümanlığı, insan olan herkes bunu lanetler. Kaç meclistir bu konu dile getiriliyor. Arkadaşlarımız tarafından CHP'deki taciz ve tecavüz olayları dile getiriliyor. Fakat CHP'den hiçbir arkadaş, evet biz CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını kınıyoruz demiyor. Ben huzurunuzda grup başkan vekilinize soruyorum. Siz CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarını kınıyor musunuz? Lanetliyor musunuz? Son cümle. Şair ve yazar Zülfü Livaneli'nin geçenlerde bir açıklaması oldu. Dedi ki, FETÖ'yü devlete yerleştiren, devlete sızdıran, ilk sızmasına sebep olan kişi Bülent Ecevit'tir. Saygılarımı arz ederim. Buyurun Mülayim, Mülayim Bey, Nuri Bey söz istedi. Buyurun. Ya başkanım, konu çok ilginç yerlere gidiyor. Ben arkadaşların canlı yayında olduğunu hatırlamalarını istiyorum. Diyor ki arkadaşlar, benim defterimin cildi siyah, sizinki de siyah. Onlar diyorlar ki böyle, biz diyoruz ki şöyle. Yahu kardeşim, tarihi beraber yaşadık. Gözümüzün önünde cereyan etti her şey. Şimdi soruyorlar, genel başkanınız neredeydi? İstanbul'daydı. Başbakan neredeydi? Başbakanın nerede olduğunu açıkladıkları zaman iş bitti zaten. Bu devletin o günkü başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'dayken kendisi neredeydi? Şimdi Tahir Bey'in bir cümlesi var. Ona bir cevap vermek istiyorum. Abi kusura bakma ne olur. Personel maaşları ile ilgili söylüyor. Bütün muhalefet partileri, hatta Milliyetçi Hareket Partisi dahil her asgari ücret artış döneminde hükümete öneriler götürürler. Hükümet de bir asgari ücret açıklaması yapar. Genelde hatırlarsanız 2020 yılı içinde, 2021 yılı içinde, 2019 yılı içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücret önerisi 3100 liraydı. Hükümetin verdiği AGİ dahil 2880 lira. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Ankara'da iktidarda olduklarını, Türkiye'yi yönettiklerini, asgari ücret açıklamasının kendileri tarafından yapıldığını, ülkedeki ekonominin 20 yıl boyunca kendileri tarafından yürütüldüğünü unutup, eğer ülkenin bütün çözümünü bizden bekliyorlarsa bu çok net. Zaten biz gelip yapacağız. Acele etmeyin, sabredin. Çok az kaldı. Diyorlar ki geçmişten bahsediyorsunuz. Ya geçmiş değil işte. Beylikdüzü 7 yıl, 8 yılda getirdiğimiz nokta belli. İstanbul 2 yılda getirdiğimiz nokta belli. Ya sizin yaptıklarınızın hangi birini anlatalım? Ya fabrika kuran fabrikaları sattınız. Fabrika kuran fabrikaları sattınız. Ekonomiyi mahvettiniz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın eşi diyor ki yediğiniz yemeklerde porsiyonları küçülttün. Ya çok ayıp ya. Ve bunlar için çıkıp konuşuyorsanız ve biz bu mecliste, bu dost ortamında birbirimizi kıracak şekilde konuşmalar yapıyorsak çok ayıp. Ben çok üzgünüm. Biraz önceki tartışmadan dolayı da çok üzgünüm. Evet. Meclis başkanına, bütün arkadaşlarımızın saygılı olması gerekiyor. Çünkü biz meclis başkanını birlikte seçiyoruz. Oradaki meclis başkanı meclisi yönetmekle mükelleftir. Hiç kimse meclis başkanına böyle konuşamaz ve davranamaz. Ben Mustafa abiyi de seven birisi olarak söylüyorum ki hiç yakışmadı. Teşekkür ederim başkanım. Evet. Şimdi arkadaşlar gündeme geçeceğiz ama arada kaynamasın, taze tazeyken söyleyeyim. Bunu ben bütün meclise hitaben söylüyorum. Sayın Başkanımız da yönettiği zaman aynı şekilde ifade edecektir. Arkadaşlar bakın, bütün toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Bizim birbirimize olan saygıdan ziyade öncesinde
Vatandaşlarımıza karşı bir saygı zorunluluğumuz var. Saygı çerçevesini yitirmeme zorunluluğumuz var. Başkan vekilliğinin şahsi olarak saygı gösterirsiniz, göstermezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz. Ama bu kürsüde bu makama yapılan saygısızlık bütün meclise yapılmıştır. O yüzden grup başkan vekillerinden önemli ve özellikle rica ediyorum. Arkadaşlarınızı lütfen uyarınız. Çünkü yapılan her türlü saygısızlık sizin grubunuz adına yapılmış olan saygısızlık olacaktır. En azından vatandaşlarımız bunu böyle değerlendirecektir diye inanıyorum. Bunun altını tekrar ama tekrar çizmek istiyorum. Biz bu kapıdan çıktığımızda hepimiz birbirimizle abi kardeş, abla kardeş ilişkisiyle yolumuza devam ediyoruz. Her şeyden önce bu ilişkiye zeval getirecek konulardan ve davranışlardan imtina edelim. Bunu ben ortaya söyledim, kişilere söylemedim. Eğer kişisel sorunu olan arkadaşlarımız varsa da birbirleriyle uygun ortamda, uygun bir dille çözerler. Bu kadar basit. O yüzden bu konuyu ben ifade etmek durumunda kaldığıma inanıyorum. Gündeme geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet, gündemimizin birinci maddesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nden gelen bir konu. Mesut Bey, okursanız. Birinci madde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü. Yakuplu Mahallesi 483 Ada 9 Persel Sayılı Taşınmaz'daki belediye mülkiyetinde bulunan hissenin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 17. maddesine göre diğer hissedarlara satışı. Evet. Konuyla ilgili görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Evet, teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi. Buyurun. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, kadro ihdası ve dolu boş kadro derece değişikliği. Evet, konuyu teklif karar olarak oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi Fen İşleri Müdürlüğümüzden şartlı hibe konusu. Sanırım bir asfalt hibesi. Biz ve diğer belediyelerle de aynı şekilde yapılan. Evet, tüm belediyelere Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir hibedir. Evet, teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin dördüncü maddesi yine Fen İşleri Müdürlüğümüzden gelen belediye başkanımıza yetki verilmesi. Konu Yakuplu Kültür Merkezi ve Kapalı Pazar Alanı ile alakalı. Evet, teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, buyurun. Sayın Başkan, Yakuplu Kültür Merkezi inşaatı yapımı için 2020 yılı bütçesinde 41 milyar 300 milyon bütçe ayrılmıştı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada Yakuplu'nun kaba inşaatını, yani o kültür merkezi inşaatının yarısını yapıyoruz. Yarısını Büyükşehir Belediyesi'ne, ince işçiliğini Büyükşehir Belediyesi yapsın diye bir teklif getirdiniz. Bakın, biz Yakuplu Kültür Merkezi'nin yapılması ya da kimin tarafından yapılmasına asla karşı değiliz. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyorsa yapılsın. Neticede Yakuplu'ya bir hizmet gelecek. Biz de buna... Neşet Bey, daha bir önce amacıyla araya girmek istiyorum. Kültür Merkezi ve Kapalı Pazar Beylikdüzü Belediyesi için. Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılıyor. Burada bir hemfikir olalım. Ama sadece ince işlerle tamam, alakalı... Tamam, ben de ince işlerle alakalı söylüyorum. Ben yani de bunu... vatandaşlarımız yanlış tamam. bilgiye sahip olmasın diye söyledim. Hayır, kaba Buyurun. İnşaatı daha bitmedi, devam evet. ediyor. Evet, doğru. Bittikten Buyurun. Sonra ince işçiliklerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını talep ediyorsunuz. Doğru. Şimdi... Bu kapalı pazar yerinin yapılmasına biliyorsunuz AK Parti grubu olarak biz zaten önerge de vermiştik. Yapılmasını istiyoruz. Yani bir hizmet olsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum Sayın Başkan. Bizim Beylikdüzü Belediyesi 41 milyar 300 milyonluk bütçeyle bunu yapamadı. Ya da bir kısmını yaptınız. Devamını getirmediniz. Şimdi ben şunu merak ediyorum Sayın Başkan. Yani Beylikdüzü Belediyesi batıyor mu? Niye kendi hizmetini, yani bu kültür merkezi inşaatını niye kendisi yapamıyor?
Ne yapacaksınız? Beylikdüzü'ne ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bizim paralarımız, Beylikdüzü Belediyesi'nin paraları böyle çarçur mu olacak Sayın Başkan? Bu hizmeti biz Beylikdüzü Belediyesi yapıyor diye sevinmiştik. Sayın Başkan da bize demişti ki Neşat Bey size teşekkür ettireceğim. Mehmet Murat Çalık bana öyle söylemişti. Sizi teşekkür ettireceğim. Neyinize buna mı teşekkür ettireceğiz? Yarın bıraktığınız Büyükşehir Belediyesi yapsın diye sızlandığınız projelere mi teşekkür edeceğiz? Sayın Başkan. Sayın Başkan, Beylikdüzü Belediyesi bankalar tarafından takibe alınmış, batmak üzere olan şirketlere dönüşmüş. Bakın hiçbir projenizi tamamlayamıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Yani teşekkür bekliyorsunuz ya Sayın Başkan. Bakın havaalanı yaptık, İstanbul havaalanı yaptık, teşekkür mü ettiniz? Marmara Raya yaptık, teşekkür mü ettiniz? Avrasya Tüneli'ni yaptık, siz teşekkür mü ettiniz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, teşekkür mü ettiniz? Onca... Erkan Bey, lütfen. Müdahale etmeyin. Şehir hastaneleri yaptık, teşekkür mü ettiniz? Sayın Başkan, ya Erkan Bey, müsaade eder misin kardeşim? Müsaade edin ya. Neşet Bey, devam edin. Erkan Bey, lütfen söz ya böyle isteyin, mi konuşacağız mecliste sayın? Söz vereceğim, lütfen. Arkadaşlar, ya Erkan Bey, ben senin hatırlatmanı... Lütfen. Bakın Erkan Bey veya başka arkadaşlar, ben sizin hatırlatmalarınızı istemiyorum ya. Alırsınız lütfen. Mikrofonu, konuşursunuz. Lütfen meclise dönük konuşmanıza devam edin, lütfen. Buyurun. Sayın Başkanım, Beylikdüzü'nün bütçesi, yani bu tamamlanmayan projeler, yarım kalan projeler... Bakın şimdi ben şurada şunu çok merak ediyorum... Mesela Gürpınar Polis Emniyet Amirliği işi için 8 milyon ayrılmış. Bunu da mı yarısını yapacaksınız, yarıdan sonrasını Büyükşehir'e teslim devredeceksiniz? Yani sizin konuşmalarınızda böyle bir şey yoktu ki. Biz Beylikdüzü Belediyesi'ne kültür merkezi yapıyoruz diyor diye burada Sayın Mehmet Murat Çalık Başkan anlatıyordu. Niye yapamıyor şimdi bunu? Yani aralarda, sokaklarda küçük küçük parklar yapmayla mı biz size teşekkür edeceğiz Sayın Başkan? Önemli olan bizim size teşekkür etmemiz değil Sayın Başkan. Beylikdüzü halkı, bizlere oy veren, sizlere oy veren, buralara taşıyan halkın teveccühünü kazanıp onların teşekkürünü almanız önemlidir. Bu konuyla alakalı yani söyleyeceklerim bu kadar. Evet, yapılmasını... Yani Büyükşehir'e devredilmesini istiyoruz. Yani istiyorsanız yapılsın. Ama bu eleştirimi de söylemeden geçemedim Sayın Başkan. Evet. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Öncelikle Mülayim Bey bir dakikanızı rica edeceğim. Şimdi sizin konuşmanıza başladığınızda bir müdahalede bulunmuştum bilgilendirme mahiyetinde. Kültür merkezi ve pazar alanını Büyükşehir Belediyesi yapmıyor. Beylikdüzü Belediyesi yapıyor. Bakın Neşet Bey, eleştiride bulunabilirsiniz, en doğal hakkınız. Ki konuyu takip etmeniz, yakından takip ediyor olmanız da bizi sevindirir. Sayın Başkanımız da bu görüşte. Ama şimdi geçmiş dönemlerde işte kültür merkezleri, belediye başkanlık binaları gibi birçok yerlerin Büyükşehir tarafından yapılıp ki olabilir, kamu hizmetidir, yapabilir. Birçok belediyeye yapıldığını görürsek, gördüğümüz için yani bugün biraz acımasızca bir eleştiri olarak ben addediyorum. İkincisi, sadece ve sadece ince işlerin bir kısmında Büyükşehir'den destek alınacak. Yani ki bu rutin bir işlemdir ama işin büyük çoğunluğu Beylikdüzü Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapılmıştır, yapılmaya da devam ediyor. Yani bu konuyu hani olayın belki onda birlik kısmını ya da onda ikilik kısmını bir büyükşehir katkısıyla yapıyor olmak, işin tamamını işte Beylikdüzü Belediyesi yapmıyor. Bakın şimdi yarısıdır, böyle bir oran gözükmüyor, böyle bir şey yok. İnce işleri diyoruz. Bu sebeple yani bu konuda ben size bir bilgi mahiyetinde sundum. Mülayim Bey konuyla ilgili... bilgilendirme yapabilirsiniz şimdi. Buyurun. Beylikdüzü Belediyesi'nin projelerinin tamamı devam ediyor. Hiçbirinde duraksama yok. 2020 birim fiyatlarına göre
şimdiki birim fiyatlarına göre bakarlar, bir baksınlar. Demir çimento ne hallere gelmiş. Küçükçekmece belediye binasını Büyükşehir Belediyesi yaptı, Küçükçekmece'ye verdi. Bazı ilçelerde Büyükşehir Belediyesi arsayı satın aldı. Parasını o ilçe belediyeye ödedi. AK Partililerde tabii. Ondan sonra üstüne binasını yaptı, devretti. Yani Büyükşehir'den bir şey karalamak için Yakuplu'ya bizden önce hiçbir şey yapılmadı. Bizden önce hiçbir şey yapılmadı. Doğru, küçük küçük parklar yapılıyor. Çünkü bizden öncekiler hepsi yeşil alanları, park alanlarını sattılar. Bütün belediyeler, kooperatifler. Ne yapacak? Vatandaş, çocuk park istiyor. Yolun yarısını kapayıp park yaptığımız yerler de var. 200 metre boş alan bulduğumuzda hemen yeşillendirmeye çalışıyoruz. Satanlardan hesap sormuyorlar, yapanlardan hesap soruyorlar. Niye bu, niye bu? Kardeşim, oradaki pazar ve kültür merkezi Yakuplu'da bir nefes olacak. Yakuplu'daki çocukları, Yakuplu'daki kadınları gideceği bir yer olacak. Nasıl kent ormanı İBB tarafından açıldıysa, her gün çocuklarla ve kadınlarla dolup taşıyorsa, insanlar bir araya geliyor. Siz herhalde şunu düşünüyorsunuz. İnsanlar bir araya gelince örgütlenir, konuşur, ülkedeki bu genel gidişatı birbirlerine anlatır ve AKP yok olup gider. Bu korku var. Tuncay Bey, konuyla ilgili teknik bir bilgi vermek istiyor musunuz? Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yakuplu Kültür Merkezi ile çıktığımız ihale bedeli bizim 20 milyon artı KDV. Burayla ilgili baktığımız zaman Büyükşehir Belediye'mizde işbirliği içinde yapıyoruz. 40 milyon lira bütçeye para ayrıldı. Ayrılmış olabilir, tam miktarını bilemiyorum ama bu bütçeye baktığınız zaman o bütçedeki kalemleri farklı bir tarafta değerlendirebiliriz. Sonra Gülpınar Polis Karakolu. Arkadaş diyor ki başladığınızda bitiremediğiniz yer yok gibilerinden. Ben davet ediyorum kendisini, gelsin Gülpınar Karakolu'na. %80'ini bitmiş durumda. Allah'ın izniyle de Ağustos sonuna doğru açılacağız. Teşekkür ediyorum. Tamam. Evet, Nuri Bey. Gündeme iki madde kaldı. Bitirelim. Gündem dışı vereceğim lütfen. Nuri Bey, lütfen. Gündem sonrasında hemen size de bilgi vereceğim. Çünkü başka arkadaşlar da söz istiyorlar. Lütfen. Evet. Gündemimizin dördüncü maddesi belediye başkanına yetki verilmesi hususunu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci madde Yapı Kontrol Müdürlüğü. Buyurun Mesut Bey. Pergola, gölgelik, ATM ve GSM üniteleri yapım yönetmeliğine revize edilmesi. Evet. Kanunda yapılan bir değişikliğin yönetmeliğe uyarlanması için geldi arkadaşlar madde. Evet, konunun hukuk komisyonu ve tarife komisyonuna havalesini... İmarlık bir konu yok. Sadece yönetmelikle alakalı. Yönetmeliği güncelleyecek hukuk komisyonu, tarife de fiyatlandıracak. Yani fiyatlanma ile alakalı yansıyan bir konu var. Evet. Hukuk komisyonu ve yani gündemin beşinci maddesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nden gelen konuyu hukuk komisyonu ve tarife komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı madde harita komisyonumuzun raporu sokak isimlerinin belirlenmesi konusuyla ilgili. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, önergelerimizden Yedinoğlu önerge, başkanlık teklifimiz, özür dilerim. Evet, konuyu okumuştuk. Tekrar okumaya gerek yok sanırım. Evet, kaymakamlığa personel verilmesiyle alakalı. Evet, konuyu oylarınıza sunuyorum. Teklif kararı olarak. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 8. maddesi sözlü önergemiz Neşet Bey'in sanırım Yakuplu Mahallesi ile alakalı Sancaktar Caddesi'nde efendim buraya 8 evet 8'in verdi özür dilerim. Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi ile ilgili bir önerge vermişlerdi.
Evet, konuyu bilgilendirme adına bir başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunalım. Evet, önergenin başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin 9. maddesi Yakuplu Mahallesi Sancaktar Caddesi'ne ilişkin bir Güner Neşet Bey tarafından verilen sözlü önerge. Evet, bu konuyu da başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, şimdi gündem dışı konuşmalara geçelim arkadaşlar. Gündemi tamamladık. Nuri Bey buyurun. Tabii, buyurun. Yani komisyon başkanı olarak derken başkanım, süre açısından mı dediniz? Başkanım, buyurun, buyurun. Yani gündem dışı değil, biraz önceki konuşma istinaden. Tamam. Ben Neşat Bey'in sürekli bu şekilde konuşmasından dolayı kendisini kınıyorum. Bir başarı hikayesi olduğunu kendisi de biliyor. Beylikdüzü de biliyor, İstanbul'da biliyor, artık Türkiye'de biliyor. Şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. 2019 yılında 38 milyon 460 bin lira borçlanma yetkisi istiyor Beylikdüzü Belediyesi. Fakat bunun 5 milyon 960 bin lirasını kullanmıyor. 2020 yılında 48 milyon 260 bin lira borçlanma yetkisi istiyor. Bunun 33 milyon 260 bin lirasını kullanmıyor. 2021 yılında 40 milyon lira borçlanma istiyor. Şu ana kadar bir borçlanma ile ilgili bankaya gitme yok. Dolayısıyla verilen bilgi doğru değil. Kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız ne zaman isterse Beylikdüzü Belediyesi'nin bilgilendirilmesi ile ilgili her türlü kayıtlar açıktır. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olarak da değerli kardeşim gelir bana sorarsa ben ona anlatırım. Ancak hiçbir şey yapılmıyor. Beylikdüzü Belediyesi batmış. İşte bankalar buraya kredi vermiyor. Ya burası Beylikdüzü Belediyesi. Burayı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. İnsanlar ne konuştuğunu bilecekler. Ondan sonra diyorlar ki sataşma oluyor. Ya 1,5-2 yılda 60 tane park yaptık. Kaç tane kreş yaptık? Camiler yapıyoruz. Yollar yapıyoruz. Şimdi Yakuplu Kültür Merkezi'ni söylüyor. Ya plan bütçe başka bir şey. Hesap kitap işi başka bir şey. Siz bütçeye bir rakam koyarsınız. Tahmini olarak bunu harcayıp harcamama sizin elinizdedir. Siz tahmini olarak koyarsınız. 41 milyon lira doğrudur. Bütçe rakamına konulmuştur. 2020'nin sonunda 2021 bütçesi için. Ancak ihaleye çıkılan rakam ne kadar? 20 milyon artı KDV. Peki bu açık ihale midir herkesin girebileceği? Evet. 21B'ye göre finans merkezini veya yolları verdiğiniz gibi ihale yapmıyoruz ki. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? İhalelerin canlı yayınlanmasında şahit olmaması için fayda var. Siz de Türkiye'de yapılan ihaleleri canlı yayınlarsınız, haberiniz olur. Ama buraya çıkıp mikrofonu alıp belediye battı, şöyle oldu, böyle oldu derseniz ayıptır, günahtır, yapılan hizmete günahtır. Şimdi söylemek istemiyorum ama kardeşimiz Yakuplu'da oturduğu için bakın sadece Yakuplu için kent ormanı hikayesini kendisine anlatmamıza gerek yok. Belediye başkanımız da, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu da, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık da sosyal medyadan yayınladı. Ya orayı başkalarına veriyordunuz. Beylikdüzü Belediyesi'nin ısrarı üstüne bir şekilde durduruldu. Park yapılmak istendi. Siz buna engel olmaya çalıştınız. Biz ne yaptık? Sandıkta seçimi kazandık. Geldik Yakuplu Ormanı'nı Yakuplu halkın hizmetine sunduk. Yakuplu'ya kültür merkezi yapıyoruz. Pazar alanı yapıyoruz. Liman yoluna Ambarlı ile Yakuplu'yu bağlayacak kavşak yapıyoruz. 60 tane park yaptık diyoruz. Son cümlem başkanım. Kıymetli kardeşimi daha sonra da bilgilendirmek isterim. Çünkü bir dahaki konuşmalarda eğer bu şekilde konuşursa aynı tavırla cevap vereceğimi bilmesini isterim.
Beylikdüzü Belediyesi'nin elimdeki verilere göre gerçekleşen bütçe gideri ilk 5 ay ya da 6 aylık dilimde 216 milyon, geliri 222 milyon. Bakın görün bir belediye nasıl yönetiliyormuş, nasıl finans yapılıyormuş. Borçlanma yetkisi aldık, borçlanmadık. Hesap kitap burada. Önlerine koyarız. Ülkeyi yönetemiyorlar, bunun hıncını Beylikdüzü'nden alıyorlar. Biz bu ülkenin nasıl yönetileceğini biliyoruz, gelip yöneteceğiz. O borçları da ödeyeceğiz, hiç merak etmesinler. Evet. Siz, evet, Erkan Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle Tahir Bey ve diğer abimizin sözünü kestiğim için kendi adıma özür diliyorum. Ama yani öyle bir noktaya geliyoruz ki bazen müdahale edip yani tutamıyoruz kendimizi konuşmalardan dolayı. Şimdi şunu söyleyeyim ben. Ben en başta yine söylediğim yerdeyim. Türkiye'nin en büyük kurumunu şu an satılıyor. Mülayim abi kurumları tek tek saydı, satılan kurumları saydı. Yani buna birilerinin artık dur demesi gerekiyor. Ya kendi insan kendi babasının malına bile bu şekilde kıyıp satmaz. Bu bir bana göre bir vahşettir ama ben ısrarla sormama rağmen bir tane cevap alamadım. Halen de alamadım. Bir cevap da bekliyorum açık söyleyeyim. İkincisi Doğan Subaşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimizin Büyükşehir'in hizmetleriyle alakalı daha önce bir konuşması vardı. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını birer kahraman olarak lanse etmişti. Neden etmişti? Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti tarafından yönetildiği dönemde AK Partili belediyelerin tek tek Büyükşehir'in onlara yaptığı hizmetleri tek tek saymıştı. Neredeyse belediye binalarından tutun, bütün belediyenin kullandığı birçok birimi, birçok binanın tamamını, hizmetin tamamını o dönemde Büyükşehir Belediyesi yapmıştı. Yani o dönemdeki AK Parti ilçe belediye başkanları neredeyse yani doğru düzgün bir hizmet yapamamışlardı. O tarafa bakılması gerektiğine inanıyorum. Ama halen Ekrem İmamoğlu Büyükşehir'i devraldığından beri yine aynı hizmet bütün ilçelere eşit bir şekilde yapılmaya devam ediliyor. Bence sadece Yakuplu Kültür Merkezi'ndeki ince işlerle alakalı kalmamamız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha çok hizmet talep etmemiz gerekiyor. Çünkü biz Beylikdüzü gibi ilçeler, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen ilçeler uzun süredir hizmet alamadılar. Aradaki dengeyi kapatmak adına ben AK Parti grubuna önerim. Bence daha çok hizmetin gelmesi adına hareket edilmesi lazım. Bir şey daha değineyim, unutuldu burada diye söylüyorum belki. Galata Kulesi biliyorsunuz, eskiden İBB'deydi bunun işletmesi. Kültür Turizm Bakanlığı gasp etti, el koydu. Girişler eskiden 30 TL'ydi. Şimdi 100 liraya çıktı. AK Parti'nin hizmet anlayışı bu, her zaman söylendiği gibi. Bunu da belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum. Evet. Tahir Bey, buyurun toparla. Yani son sizin gruptan başka söz yok, isteyen tamam. Var mı? Son toparla. Gündem dışı var başkanım. Gündem dışı söyledik ya. Siz dediniz ya son olarak ben toparlayayım dediniz. O yüzden. Tamam buyurun. Buyurun. Nuri Bey güzel anlatıyor. Nuri Bey yine hep genel siyasete giriyor. Bak anlatsın. Arkadaşımızın söylediği şeylere cevap versin. Büyükşehir meclis üyemiz. Bilgi sahibi de olalım eksik bildiklerimizi. Ya geliyoruz, gidiyoruz. Ya arkadaş nereye geliyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyeler. Ya arkadaşlar bakın. Ya ortada zaten vatandaş sizin 50 yıllık karneniz vatandaşı size veriyor her seçimde. Ya bu geliyoruz gidiyoruz da olmaz bu işler. Sonuca gelin ya. Şapkanız düşünüyor, kel görünüyor. Hadi gelin bir daha güreş. Ya bir daha gelin, bir daha gelin. Bu geliyoruz gidiyoruz kelimelerini Beylikdüzü Meclisi'ne karar vermiyoruz. Biz vatandaşın her gösterdiği iradeye saygı duyuyoruz. Yerel yönetimleri Beylikdüzü'nde iki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor. Biz vatandaşlarımıza bidon kafalı göbeğini kaşıyor bunlar bir şey bilmez demiyoruz. Saygı duyuyoruz, çalışmalarımızı teşkilat olarak devam ediyoruz. İnşallah 2024 yılında yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde tekrardan AK Parti'nin bayrağı dalgalanacak, hizmet gelecek. Biz bunun için samimi anlamda mücadele edeceğiz. Kendimizi anlatacağız,
Vatandaşlar bizi irde. Ama geliyoruz, gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi. Ya belediyeyi kaç parayla aldığınızı biliyor musunuz Sayın Meclis Üyem? Sizin çok anlattığınız bu süreci devir döneminde 100 milyon lirayla aldığınız belediyenin şu anki borcu ne? Borç olabilir ama karşılığındaki lütfen meclis toplantılarında park, bahçe, bank, çöp bidonu. Ya arkadaşlar bunları konuşmayalım. Çıtayı biraz yükseğe alın. Bak yaşam vaadimiz var. Yaşam vadisinde biz seçim döneminde oraya eğitim vadisi yapacağız dedik. Siz çay bahçesi yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ile bizim aramızdaki fark bu, vizyon farkı. Biz oraya engellilerimize tedavi olacakları bir yer yaparız. Siz çay bahçesi yaparsınız. Bunlara mı girelim? Meclisin gündemi bunlar değil. Bunlar değil. Ama arkadaşlarımız mikrofonu eline alan solu kapatıyor. Ya arkadaşlar seçimin bir dönemi var. Siz zaten bunu yaşıyorsunuz, bolca yaşadınız. Lütfen bu tarz şeylere girmeyelim. Bir şey de atladı Yakuplu Ormanı'na alakalı söylerken ben. Yalnız orayı Katarlara satmak, devir yapmak istediğimizi atladı galiba. Klasik söz var ya, nerede bir şey varsa Katarlara devrediyordunuz, satıyordunuz diye. Orayı da atladı, o Katar ifadesini oraya keşke tamamlasaydı. Kendisini ifade ettim geçen meclis, bu sefer yine söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi şu anda bizim geçmiş yıllarda yaptığımız peyzaj çalışmalarının bakımını yapamıyor. Merter bölgesinde o yolların duvarlarına yapılan güzellikler sökülüyor. Su tasarrufu yapıyorlarmış. Sudan dolayı. Ya arkadaşlar lütfen başka şeyler konuşalım. Skor kaydetmek için geliyoruz gidiyoruz kelimelerine çok girmeyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sataşma olmazsa söz almayacağım. Evet. Neşet Bey, Neşet Bey'den sonra alsanız. Buyurun Mülen Bey. Şimdi Tahir arkadaş tabii kendileriyle ilgili 2024 planı yaptı. Ya demokrasilerde çare tükenmez ama böyle uçuk hayaller önce onlar ölür. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler devam edecek. İstanbul Büyükşehir'in yaptıklarını şimdi anlatırım. Şimdi anlatırım. 1,5 yılda. Ne yapmış? 30 senedir sel basan yerlerin tamamını tamir etmiş. Ve bunu yaparken de Bağcılar AK Parti bize oy vermedi falan filan değil. Nerede aciliyet varsa oradan başlayarak yapmış. Eşitlikçi bir anlayışla yönetiliyor artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yoksa AKP'yi yönetenlerin dediği gibi bize en çok oy veren yerden başlayalım. Yok böyle bir anlayışı Ekrem İmamoğlu'nun. Nerede sıkıntı varsa onları yapıyor. Tabii cemaatlere, tarikatlara, vakıflara giden paralar kesildi. Sadece onlarla İstanbul'un her şeyi yapılabilir. Duvar peyzajları tamamı kullanılmaz hale geldiği için kaldırılıyor. Tamamı. Yani uzun yıllardır orada altlıkları çürümüş. Ne yapacak? Kendimizi mi kandıracağız? Duvardaki peyzajı aktif olmayan yeşil alan, yani üzerine basılamayan yeşil alan veya gezilemeyen yeşil alan hikaye. Aktif yeşil alan haline getireceğiz. Yaptığı yaşam vadileri, 8 tane yaşam vadisinin işlemi sürüyor şu anda. Yapmayın lütfen. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlar 10 kat artmış. Nasıl artmış? Hak etmeyenler de tespit edilmiş. Kimden olursa olsun. Adamın arabası var, geliri 8-10 bin lira, ona da vermişler yandaş diye. Veya bizimkiler de almış. Hepsini kestik. 50 bin kişi ama 70 bin tane daha ihtiyaç sahibi insan o ajandaya eklendi ve düzenli olarak veriliyor. Kör olmak lazım ya bunları görmemek için. İstanbul Büyükşehir'in yaptığı işler. Bir kere vatandaşta umut geldi, güven geldi. Devlet çağrı yapıyor vatandaşına 10 liralık SMS'lerle çok az bir kitle. Yani 10 bin kişi verse zaten 10 bin üyeniz var. 10 milyon üyeniz var. O kadar insan bile gitmiyor. Güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Bu paralar nerede? Kim kullanıyor? Ayakkabı kutularında kimin ayakkabı kutusunda diye şüphe var. Fakat Ekrem İmamoğlu çıkıp konuştuğunda İnsanlar sular seller gibi yardımcı oluyor. Dayanışma artıyor. Yine artacak. Sizlerden de rica ediyorum Sayın Tahir kardeşim. Bu kurban dayanışmasında Büyükşehir'e destek olalım hep birlikte. İnsanlarımızın evine et girmeyen insanlarımıza hızlı bir şekilde et girmesine olanak sağlayalım. Evet. Neşet Bey buyurun.
Bağış yapacak mı oğlum ya? Sayın Başkan. Yapmaz. Arkadaşlar lütfen ben Nuri Bey'e şunu söylemek istiyorum. Hani çok fazla karşılıklı konuşmak istemiyorum. Evet, rica ederim. Yani 41 milyon 300 bin liralık bir kaynak aktarılmıştı. Bu işin neden tamamı ihale edilmedi de kaba inşaatın kısmı ihale edildi? Ben bunu soruyorum. Devam etsin, yapsın demiştim. Şimdi Sayın Başkan, Erkan Bey İBB'den destek, daha fazla bir destek almak istiyoruz diyor. Peki İBB veya bizim yani AK Parti bütün projelerine neden Cumhuriyet Halk Partisi hep itiraz ediyor? Bak bunun geçmişteki örneği de var. Ekrem İmamoğlu AK Parti Büyükşehir Belediyesi bizdeyken Gürpınar'a balık halı yapıldığında şiddetle karşı çıkmıştı. Evet. Siz işte böyle AK Parti'nin yaptığı devasa projelere karşı çıkarsınız. Kendinizden hiçbir şey yapmazsınız. Vatandaşın parasını çarçur eder yersiniz. Anladın mı? Nuri Siz Bey. Bunu yaparsınız. Nuri Bey. Sayın Başkan. Nuri Bey. Evet. Lütfen karşı. Bugün de karşı çıkıyoruz diyor. Söz vereceğim. Bugün de karşı çıkıyoruz diyor. Nasıl karşı çıkıyorsun? Yapılmış devasa proje var orada. Niye Neşet karşı Bey, çıkıyorsunuz? Karşılıklı konuşmayalım lütfen. Sayın Başkan. Konuşmayalım. Buyurun. Sayın Başkan. Bakın. Ben söylemeyecektim. Nuri Bey şunu söyledi. Dedi ki Yakuplu Kent Ormanı'nı dedi başkasına vereceklerdi. Bir şeyler yapacaklar dedi. Şimdi Sayın Başkan ben şunu söylemek istiyorum. Bakın. Yaklaşık 2 yıl önceki konuşmasında Mehmet Murat Çalık yine bu kürsüden aynı kelimeyi kullandı. Buna benzer bir kelime kullandı. Ekrem İmamoğlu açılışa geliyor, yine böyle bir kelime kullanıyor. Burayı birine vereceklerdi, ihale edeceklerdi, son anda durduruldu falan filan diyor. Bugün yine Nuri Bey aynı kelimeleri söylüyor. Peki ben soruyorum Sayın Başkan, ne yapacaktı da bu durduruldu, engellediniz falan, ne yapacaktı buraya, AK Parti buraya ne yapacaktı? Var mı bir cevabınız? Biliyor musunuz? Var. Bakın ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Varsa söylersiniz. Ben şimdi size gerçekleri anlatıyorum Sayın Başkan. Orman Bakanlığı bunu bir kez daha söylemiştim. Bir daha söylüyorum. O alan mahkemelikti. Mahkeme sonuçlandıktan sonra Orman Bakanlığı burayı Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına ihale etti. Verdi. Onun öncesini mi merak ediyorsun? Onun öncesini de söyleyeyim o zaman. Onun öncesini sizin hepinize Neşet söylüyorum. Bey, duyun. Lütfen karşılıklı konuşun. Ya işte istiyor diyor ki onun öncesini söyle. Onun öncesi çok felaket başkanım. Onun öncesi şu. Ekrem İmamoğlu bu alanı o dönem Büyükşehir Belediye Beylikdüzü Belediye Başkanıydı. Bu alanı almak istedi. AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni emanet ettiğiniz dediğiniz Yakuplu'da oturan bir kardeşimiz bana şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partili üyeniz, hatta Mehmet Murat Çalık bir konuşmasında bana şunu söyledi. Dedi ki, ben isim vermiyorum. Ben o şahsı ona güveniyorum, Yakuplu'yu ona emanet ediyorum demişti. Ve bu şahıs bana şunu söyledi. Dedi ki, Ekrem İmamoğlu burayı alacak, Yakuplu'dan olan kısmına, yani Yakuplu Caddesi'ne bakan kısmına, duvar örecek, E5'ten girişini verecek. Bu şekilde kullanılacaktı. Biz bunları duyduk, Yakuplu'ya kapatılmasın istedik. Yakuplu komşularımız kullansın istedik. Bu vesileyle biz burayı Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına verdik. Ne amaçla verdik? Peki biliyor musunuz Sayın Başkan? Arkadaşlara da soruyorum. Ne amaçla verdiğimizi biliyorlar mı? Ne amaçla verdik? B tipi sözleşme amacıyla verildi. Bakın, burada herhangi bir şey yapılamaz. Asla A partisi de gelse yapamaz, B partisi de gelse yapamaz. Kimse yapamaz. Ekrem İmamoğlu şu anda yaptığı çalışma orada bizim bakanlığımızın Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı sözleşmenin dışına bir gram çıkamaz. Çıkarsa ihale o sözleşme feshedilir. Ben bunları bilgi sahibiyim Sayın Başkan. O orası verildiğinde ben de AK Parti Beylikdüzü ilçe başkan yardımcısıydım. Bunları bilen birisiyim. Nedir burası? Kır bahçesi, günübirlik dinleme piknik alanları. Yani ne yapacaktı? Başka bir şey yapma şansı yok. Zaten bu şekilde kullanılsın diye burada ihale edilmişti burası. Ama bunun dışına çıkacaktı. Ekrem İmamoğlu çıkacaktı. Biz buna engel olduk. Bugün halkı iftira değil. Bakın iftira değil. İftira.
Evet. Neşet Bey, sizinkilerin lütfen. Tüm arkadaşlar, sizin lütfen. Söyledikleriniz lütfen arkadaşlar. Sizin söyledikleriniz iftira. Neşet Bu kadar Bey. Yalan Sayın Başkan bakın. Yalan ve algı siyasetiyle hiçbir yere varılmaz Sayın Başkan. Bakın şunu söylüyorum. Evet bunların hepsi yalan ve algı siyaseti. Başka bir şey yapacaktı siyasetiniz. Şimdi ben size şunu söyleyeyim Sayın Başkan. Öğrencilerimiz üniversite imtihanına girerken Sayın Başkan Sözcü Gazetesi ve Telebir yayın organının yalan haberini genel başkanlığı servis etti. 2 milyon öğrencinin kaderini etkiledi. 2 milyon öğrencinin 4 milyon velisi var. Etti sana 6 milyon. İki de aile bireylerini koy, 8 milyona yakın insanın kaderini etkiledi bu yalanla beraber. Hangi yalan? Sayın Başkan. Abi yalanı söyle ki herkes duysun. Nuri Bey, Neşet Bey, yalnız konu Katarlı yani çok farklı Katarlı gitmeye başladı. Toparlarsanız Katarlı öğrencilerin Katarlı öğrencilerin sınava girmeden doktor olacakmış. Yalan, böyle bir şey yok. Askeri anlaşma üzerinden yapılmış Katar'la arasında bir anlaşmaydı. Şimdi bir de diyorsunuz ki konu farklı yere gidiyor. Sayın Başkan, ya bu konu hiç toparlanmadı ki. Beylikdüzü Belediyesi'nde alakalı size soruyorum ya. Soruyorum. Allah aşkına ya. Ne dedi Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü ile alakalı? Şu ana kadarki konuşmalarında ne var? Bir önergesi yok. Şunu yapalım, bunu yapalım. Beylikdüzü ile alakalı hiçbir şey yok. Varsa yoksa hükümet. Ondan sonra bana diyorsun ki konu farklı yerlere gidiyor. Beylikdüzü'nü konuşun. Evet. Hayır, Neşet Bey. Konuya Yakuplu Kültür Merkezi ile başladınız. Üniversite sınavıyla bitirdiniz. O açıdan söyledim. Evet. Hepsini... artı şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi az önce konuşmanızın içerisinde şey dediniz. İşte bir kişi Yakuplu Ormanı ile alakalı bir bilgi verdi. Şimdi o kişi belediyemizin yetkili bir görevlisi miydi bilmiyorum. Ki olduğunu da zannetmiyorum. Değil, Beylikdüzü Belediye Başkanı şimdi, Mehmet Beylikdüzü, Murat bakın, Çalık bana söyledi. Bakın. Yakup Bey'e emanet ettiğimi söyledi. O kişi bana şimdi söyledi. Şimdi belediyemizde yetkisi olmayan, belediyemizde bu türde bir ilişkisi olmayan bir arkadaşımızın ya da şimdi bir vatandaşımızın bir şey daha bu tür söylemlerini resmi bir söylem gibi algılamak, buna göre tabii, yorum ama yapmak. Sizin de hatta, bir resmi bir şeyiniz yok. Lütfen, niye resmiymiş gibi konuşuyorsunuz? Yakup AK Parti buraya başka bir şey yapacaktı. Ne yapacaktı? İşte sözleşmeyi yapmış, önünüze koymuş. Bunu yapacaksınız diyor. Neşet Bey. Sayın Başkan. Neşet Bey. Sayın Başkan, bakın, müsaade eder misiniz? Ben sorunuzu sordunuz. Tamam, yani şey ne yapacaktı var diye. Tamam. Grup Başkan Vekili buna bir cevap tamam, versin. Tamam, sonra veririm. Ben Grup Başkan Vekili'ne bir şey daha soracağım Sayın Başkan. Onları hepsini biriktirsin, ondan sonra versin. Olur mu Sayın Başkan? Biz Grup Başkan Vekili'ne Mülayim Demirtaş'a AK Parti grubu olarak bir ödev verdik. Çalıştı mı Sayın Başkan? Dersine çalıştı mı? Biliyor mu ne verdiğimizi? Bitirdim, cevap vereyim kardeşim. Bitireceğim Allah merak Allah. Etme. Yakuplu'nun bakın her seferinde diyor ki ben bunu her seferinde söyleyeceğim. 128 milyar. Bakın gerçekleri konuşalım Sayın Başkan. Yakuplu'daki ipotek bedellerini, Yakuplu'da arsa sahiplerinden toplanan ipotek bedellerini nereye verdiniz, nereye harcadınız, ne kadarı nerededir sorduğumuz soruları reddediyor. Daha önce diyordu hazineye ödüyoruz, bilmem nereye ödüyoruz. Bir sürü çelişkisi vardı. Ya bu soruyu cevaplamadan, Mülayim Demirtaş bu sorunun cevabını burada açık açık vermeden bana göre temizlenmiş değil. Gitsin temizlensin öyle gelsin. Aklansın öyle gelsin. Neşet Bey o evet. Soruyu bir seneden fazla bir süredir sordunuz. Bunu burada belediye olarak size, da bunun cevabını verdik ben size hiç vermediniz. Ben önerge verdim burada. Onun cevabını vermek görevi Mülayim Bey'in değil. Belediyemizindi. Sayın Belediye Başkanı vermediniz. Ne belediye başkanımız cevabı verdi size. Ne belediye başkanı verdi. Tamam. Ne grup konu başkan vekiliniz verdi. Hiç kimse vermedi bunun cevabını. Konu bittiyse bir Mülayim Bey'e söz vermek istiyorum. Bitti mi sorunuz? Tamam. Mülayim Bey buyurun. Sayın Başkan. Ya yeter ama başkanım ya. Mülayim Bey devam edin. Yok yetmez. Yeter ya yani, sen konuştun bitti. Kime saygısızlık yapıyorum? Yetmiyor mu? Yetmez mi? Tahir Bey şimdi Tahir Bey size toplantı sonunda sizinle özel bir görüşmek istiyorum. Grubunuzdaki arkadaşlarla lütfen bu konuyu konuşun. Yani konuyu böyle farklı boyutlara taşıyıp
Neyse. Sayın Başkan, adına başka Sayın Başkan, bir şey demek istemiyorum. Benim Neşet Bey, benim bir sözlü, ya yani önerge demeyeyim de bir talep önerge var. Önerge veremezsiniz. Yok, yok, bir talep var. Gündem bitti. Bir talep var, onu söyleyeyim. Çünkü bize bunu söylemişti genç kardeşlerimiz. Barış Mahallesi'nde, Barış Parkı içerisine orada yaşayan, orada bulunan genç kardeşlerimiz 2 adet masa tenisi istemişti. Ben bunu ilgili müdürlüklerin bu işte ilgilenmesini rica ediyorum. Oradaki genç kardeşlerimizin talebidir. Bunu mümkünse yerine getirelim diye. Tamam. Arkadaşlar ilgilenecektir bununla. Miray Bey buyurun. Buyurun. Şimdi konuşmacı bir kere birçok konuda haddini aşıyor. Had aşmamak lazım. O ormanın tarihçesini en iyi bilenlerden biri benim. Orman Bakanlığı ihaleye çıktığını duyduğumuzda Beylikdüzü Belediyesi olarak biz de talip olacağımızı söyledik. Önce istedik Orman Bakanlığı'ndan. Evimiz Beylikdüzü Derneği. Şimdiki İBB Grup Başkanımız Doğan Subaçı, o zamanki meclis üyemiz bizimki Haluk Karataş, Yakuplu muhtarı falan gittiler Orman Bakanlığı'nda. Beylikdüzü Belediyesi'nin burada ne yapamayacağı belli. Zaten orası koru vasfında olduğu için ancak planda değişecek, Büyükşehir onaylayacak, Çevre Şehircilik Bakanlığı da onaylayacak ki başka bir şey yapılsın. Biz burayı Yakuplu Belediyesi zamanında o zamanki meclis üyeleriyle mahkemeye verdik. Ve mahkemede seyri ormandan yana, yani belediyeye gelmiyor, ormana dönsün diye. Döndürdük, peşkeş çekilmişti. İlk belediye zamanlarında peşkeş çekilmişti. Şimdi şu cümleler kötü cümleler. Yani 128 milyar doları soracağız kardeşim. Bu ülkenin kaynaklarını heba edenler sormaz bunu. Biz soracağız. İki de bir anlatıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bu ülkeye faydalı ne yapılırsa yapılsın biz kabul ederiz. Ama şunu etmeyiz. Bu ülkenin 1 liraya yapılacak işini 10 liraya beşli çeteye peşkeş çekersen bu ülkede başbakanlık yapmış birinin 28 milyar doları Hollanda Bankası'nda varsa, bu ülkenin en ünlü sanayicileri 3-4 milyarlık parası var, koçları, şunları bunları. Sen bunları konuşmayacağız mı ya? Çaldınız ülkeyi kardeşim. Geleceğimizi çaldınız. Ne anlatıyorsun bana ipotek bedelleri? Sanki bizim zamanımızda olmuş. Bizden önceki, 2014'ten önceki bütün belediyeler zanlıdır. Tamamı. Yani bunları anlatıyoruz. Anlatıyor aynı şeyleri. Yakup da şu. Kardeşim göster, kim gösterirse göstersin. Yakup da şurada da şu eksik. Yapalım. Niye yapalım? 25-30 sene, 40 senedir. Tabii Yükçekmece'den Bakırköy'e bağlı olduğumuz zamanlar var. O bilmez o zamanları. Yoktu çünkü burada. Önce Bakırköy planları bozdu. Sonra Büyükçekmece, sonra Gürpınar. Yani Yakuplu'yu taramar ettiler bu belediyeler. Bizim zamanımızda da Yakuplu'ya bir değer katmaya çalışıyoruz. Ne kadar bir yer bulunursa hemen kamu yararına iş halletmeye çalışıyoruz. Ya sizin hayal edemeyeceğiniz şeyler yapıyor bu isminden bahsettiğiniz Mehmet Murat Çalık. Konut parselimiz var Adnan Kahveci'de. Belediyenin konut parseli. İsterse onu kat karşılığı verebilir, bina yapabilir, başka değerlendirebilir. Hayır, fonksiyon değiştirdi. Şimdi orada bir tane kreş olacak ve çok güzel bir park olacak çocuklar için. Bunu hiçbir AK Partili düşünmez. Yani düşünse görüyoruz karşı Esenyurt'u. Esenciliği saptılar. Başka yerlere bakın. Bağcılar'da nefes alacak yer yok. Esenler'de yok. Bir de bizim buraya bakın ya. Arkadaşımızın merak ettiği ne olursa olsun cevaplandıracağım. Neyin? Aha, öbür taraf başka CHP mi yaptı? Mülayim Bey devam edin. Tahir Bey. Ataşehir, hiçbiri evet. Ataşehir Belediyesi'nden geçmez. Hepsi Çevre Şehircilik Bakanlığı kararıyla yapılmış iş ve işlemler. Çevre Şehircilik Bakanlığı senin belediyeni de, Büyükşehir Belediyesi'ni de istediği yerde bypass yapıyor, istediği imarı veriyor. Evet. Sizin attığınız her temel çökmüştür. Burada biz Yakuplu Köy Muhtarlığı veya Gürpınar Beylikdüzü Köy Muhtarlığı zamanında yapılmış temellerden dolayı sağlam duruyor. Yoksa AK Parti buraya hiçbir şey katmamıştır. Eski belediye başkanlarınızı da sorgulayın.
birebir oturup konuşsak sen daha çok dert yanarsın onlardan. Başka söyleyeceğim bir şey yok başkanım. Evet. Bu kadar. Tuncay Bey buyurun. Neşet Bey. Neşet Bey ama Tuncay Bey söz istedi. Buyurun. Başkanım ben yine bu kültür merkezine geleceğim. Ben Elif diyorum, arkadaş çizgi anlıyor. Şimdi bizim burada G cetvelinde yaptığımız planlamada müdürlük öngörür. Bir fiyat verir orada. Ama bizim bütçe 6-5-7-1 kodunda koyduğumuz 21 milyon liraya ait bir ödenek vardır kültür merkeziyle. Arkadaş daha diyor ki 41 milyon lirayı ne yaptınız? Bizim öyle bir bütçede koyduğumuz para yok. Bunu belirtmek istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tahir Bey buyurun. Başkanım aslında meclisin her konuştuğunda bir karşı tarafa ifade etmek için cevap söyleme gereken Mülayim Bey'in tarzı ifade ediyor. Alıyor, kültür merkezinden başlıyor, eskiye gidiyor. Ya eskiye baktığında Beylikdüzü'ndeki... Neşet Bey sorduğu için girdi galiba. Okulu. Ama şöyle yani ya çaldınız. Bak konuyu konuşuyor araya bir çaldınızı sokuyor. Çalmayın. Ya arkadaş bir borçlanmayla alakalı olan şey yapıyor. Ya arkadaşlar yani şöyle tabii ki bizim arkadaşlarımız da gruptaki arkadaşlarımız da etten kemikten olan insanlarız. Siz oradan belediye yönetim sizde olmasına rağmen ya bu gerginliğinizi siz anlayamıyorum arkadaşlar. Ya lütfen biraz daha sakin insanlara faydalı işler yapalım. Bak ne güzel söylüyorsunuz Beylikdüzü çok güzel diye. AK Parti'nin elini değdiği yerler iyi olur. O günden bugüne kadar yaptıklarınızı lütfen bana proje anlamında anlatın. Bir sonraki mecliste AK Parti'nin buradaki yaptıklarını ben de anlatayım. Bir mecliste hatırlarsanız sizin müdürlüklerinizden dilekçeyle aldım yalnız. AK Parti döneminde ne kadar hasılat paylaşımıyla alakalı yer verilmiş, ne kadar arsa satılmış, Cumhuriyet Halk Parti döneminde ne kadar satılmış? Arkadaşlar 150 dönüm arsa yeri satmışsınız ve hasılat paylaşımıyla vermişsiniz. Menşur viramız İstanbul'da ve Beylikdüzü'nde %50, %60'lar varken vira %30'larla verilmiş. Ne anlatıyorsun ya? Neden bahsediyorsun sen? 150 dönüm kadar bir gayrimenkulümüz yok olmuş ama AK Parti döneminde 1 metrekare kendi şu anda yönetim sizde evraklara siz daha rahat ulaşırsınız. AK Parti burada 1 metrekare yer ne satmış ne hasılat paylaşmış. Ama alıyorsun abi güzelce mikrofon eline. Bir sağ yapıyorsun, bir sol yapıyorsun eski topçular gibi. Yapma bunları. Bak, meclis geriliyor. Sonra biz bunları ifade etmek zorunda kalıyoruz. Lütfen meclisimizi daha birlik, beraberlik, buradaki yaklaşık 400 bin nüfusumuza neler yapabiliriz? Biz iktidar partisiyiz. Bir gün haklı olarak gelip de Beylikdüzü'nün şu problemine birlikte elimizi taşın altına koyalım dediniz de Ankara'da başka yerde yok mu dedik. Ama sizin işiniz neyi biliyor musun? Siz önemsiyorum, size değer veriyorum. Lay lay lom loy loy lom. Ya arkadaşlar bu işlerle gelinmez. Bu işlerle vatandaş artık her şeyi biliyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Cevap hakkı doğdu. Bir cümle. Mülayim Bey cevap verip vermemek konusunda tekrar cevap doğrucu yok, tamam. Bir cümle kullanmamak kaydıyla son olarak Mülayim başkanım, Bey'e söz şimdi vereceğim. Şöyle söyleyeyim size. Buyurun. Vatandaş görüyor. Hakikaten görüyor. Ben anlatıyorum. Somut şeyler bunlar. Yalan yanlış bir şey konuşmuyorum. 150 dönüm böyle el değiştirmiş olabilir. Ama 200 dönümün üzerinde belediyeye tapıyor. Ne 300 dönüm üzerinde? 750 mi? 750 dönümde tapuda belediye adına kaydedildi, işlendi. Ben başka bir şey söylüyorum. Bunları örtmeye çalışmayın. Bu ülkenin her şeyi satıldı diyorum. Ya arkadaş bunda yanlış var mı? Eski başbakanın bilmem kaç bir 28 milyar dolar Hollanda Bankası'nda tek hesabı çıkıyor. Ne hepsinin çaldığını düşünürsek 100 trilyon dolar bu milletin alacağı var bu AKP yöneticilerinden. 100 trilyon dolar. Yapın hesabı. Benim söyleyeceklerim bu. Evet. Ama şunu da söyleyeyim size. Son yapılan anketlerde vahim bir tablo ortaya çıkıyor. 20'ler altında gözüküyor AKP. 20'ler altında gözüküyor. Bunu yaşayacağız, göreceğiz.
Sayın Başkanım, sizin uyarmanıza... Başkanım, uyarmanıza rağmen yine Sayın Başbakan'la alakalı bir şey söyledi. Bakın, kendisi meclis üyesi mi, Cumhuriyet Savcısı mı? Bakanlıkta mı görevli, örgütte mi görevli? Anlayamadım. Gökkuşağı gibi her renk var. Ya arkadaşlar, bakın diyorum ki birlik beraberlik içerisinde sağlıkla bitirelim diyorum. Yine başka bir yerden açıyor. Ya arkadaşlar, ya lütfen bakın bizim ifade edeceğimiz o kadar çok kelime var ki ama lütfen üslubumuza dikkat edelim. Bir de ilginizde olmayan konu üzerinden yorum yapıyorsunuz. Yani biri şunu yapmış. O sizin görev alanınızda değil. Eğer yapmışsa onun cevabını vatandaş verir. Sorumlu olan bakanlıklar onu inceler. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ama siyasi kültürünüzde bu var. Siz kürsüye çıkarsınız, mikrofonu bulduğunuz yerde yapıştır, iftira at, dedikodu yap, yalan yanlış şeyleri ifade et. Vatandaşa da sizi önemsiyorum, size saygı duyuyorum. Bunlarla olmaz. Vatandaş bunları uyandı. Bakın siz 50 yıldır iktidar değilsiniz. Bizim son anketlerdeki çıkan sizin, bak sizin söyleminizle bile 100 yıllık partiden daha fazla oy alıyoruz. Muhalefetten, bak sizin söylediğinizle diyorum. Güzel bir, buradan ismini de ifade etmeyeyim ama çok değerli, size yakın bir, yakından takip ettiğim bir gazeteci var. Diyor ki, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim, sizler de izliyorsunuz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi diyor, dünyada bir rekor kırıyor diyor. AK Parti %50 alıyor, Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık Cumhuriyeti kuran parti 25 alıyor. AK Parti 45'e düşüyor, bunlar 22. Rekor kırıyorsunuz, bak. Sizin AK Parti 20 yıllık parti, sizin anketinizde bile biz 20'lerin üzerinde oy aldığımıza göre yine sizden iyiyiz. Ya arkadaş, bu millete kendinizi samimi olarak bir şeyler anlatın ki bu samimi, bu aziz millet size inansın. Sizin bu tarzınızla bu insanlar anca size birkaç belediye verir. Siz de günlük nefsi keyiflerinizle bu süreçleri devam ettirirsiniz. Allah bu milletin, sizlerin bu gelme niyetini kararlı, sağlıklı karar verip size bu fırsatı vermeyeceğini düşünüyorum. Evet. Meclisimize saygıyla selamlıyorum. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. İnşallah Eylül Meclisi'nde görüşmek üzere diliyorum. Neşet Bey, buyurun Durmuş Bey. Durmuş Bey daha önce söz istedi çünkü. Başkanım, ben Tahir Bey'e bir iki bilgilendirme yapacağım. Tahir Bey bizden evvel zannedersem belediye meclis üyesiydi. Yok. Değil miydi? Ha, ilçe yönetimiydi. Pek şey yapmıyorum. Biz yönetime geldiğimiz zaman Ekrem İmamoğlu önderliğinde bizim belediyede personelin maaşına ipotek olmuştu. Sebep, kapalı pazara 22 milyon. Kapalı pazarın çatısına 7 milyon borç müteahhit. Zamanla mahkemeye verilmiş, bizden evvelki belediye başkanı bunu kabul etmemiş. Mahkemeyi de firma kazanmış, o para birikmiş. 22 milyon kapalı pazar alanı, 7 milyon çatısı. Bunlara Ekrem İmamoğlu önderliğinde ödendi. Ve bir yıl dolmadan Gürpınar Sosyal Sigortalar Kurumu'nda 27 milyara yer alındı, arsa alındı. Ve İmamoğlu'nun zamanında 750 bin metrekare arsa belediye kazandırılmış oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neşet Bey, sizden ricam yalnız cevap hakkı doğacak bir şey ama bitirelim. Çünkü saat 1'e geliyor. Sayın Buyurun. Başkan, keşke cevap hakkı doğmasaydı. Şimdi ben de söyleyince doğabilir. Ama Mülayim Bey bana diyor ki, Neşet Bey yine haddini aştı. Evet. Bakın Sayın Başkan, ben burada iki buçuk yılı oldu meclis üyesiyiz. Her mecliste ben haddi aşmayı Mülayim Bey'den öğrendim. Bakın her meclistir burada haddini aşıyor. Yapmadığı hakaret kalmıyor. Bana haddini aştın diyecek birisi değildir. Bunu kendisine şu aradan söylüyorum. Ben asla haddimi aşmıyorum. Haddini aşan kendisidir ve hadsizdir. Ben asla haddimi aşmadım. Kendisi
hırsız diyor, çaldınız diyor, sattınız diyor. Cumhurbaşkanına kadar söylemleri var. Ya hat sizin önde gidenidir Sayın Başkan. Bu kadar. Başkanım, şimdi ben her konuşmamda AKP Genel Başkanı diye konuştum. Bir kere onu düzelsin. Öyle bağırarak, kabadayı üslupla konuşup korkmuş, kimse kimseden korkmaz. Ya söylediğimde bir tane yalan yok. Çalana hırsız deniyor bu ülkede arkadaş. Başka bir şey denmiyor Yakuplu'nun ya. Yakuplu'nun ipotek bedellerini ver. Cevabını ver. Neşet o milletin, Bey. O milletin aramını yiyecek. Neşet Bey, lütfen. Yani bir şey söylediniz. Mülayim Bey cevap veriyor. Ben hiç kestim mi sizin konuşmanızı, herhangi bir konuşmacın? Buyurun devam kesmedim. Edin. Kesmedim. Buna işte Türk literatüründe buna da hadsizlik deniyor. Ya çalana hırsız diyor. Başka bir cümle yok ki. Ne diyeyim ben? Yani bu ülkenin 128 milyar dolarını sormayacağız mı? Ya bak tekrarın gücü var. Rukiye Hanım Allah'ınızı severseniz mikrofon var. Rukiye Hanım, Mülayim Bey'den sonra size söz vereceğim. Ama yapmayın bak bir şey söyleyeceğim. Mülayim Bey devam oradan edin. Oradan konuşuyorsunuz. Mülayim ne Bey, konuştuğunuzu karşılıklı anlamıyorum. Karşılıklı konuşmayın. Sizden sonra Rukiye Hanım'a söz vereceğim. Ya, ama buyurun. Bak her mecliste benzer şeyler yaşıyoruz. Gerek yok buna. Konuşsun. Ben hepsini diyorum yine ya. Bütün konuştuklarımı yazılı hale getir, imza atarım. Arkadaş bu ülkede konuşulacak bunlar. Tekrarın gücüne herkes inanacak. Konuşulacak. Çalan, çırpan, hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapanları bu ülke insanının bilme hakkı var. Ben bunu söylüyorum. Ben siyaset yapıyorum kardeşim. Her şeyi söylerim. Bu ülkede vatandaşın savcılığını da üstlenirim. Yargıçlığını da üstlenirim. Hepsini üstlenirim. Ben bunları söylemeye devam edeceğim. Çalanlar çalmayacak. Çaldıklarını bu ülkeye tekrar verecek. Biz de ağzımızı kapatacağız. Bunlar alınana geri gelene kadar biz konuşacağız. Başka şansımız yok. Evet. Arkadaşlar ben meclis başkan vekili olarak şunu tekrar söylemeyi görev biliyorum. Evet Mülayim Bey'in bir dediği bir son cümle vardı. Biz siyasetçiyiz. Evet. Devletin genel ya da yerel her türlü konusunu konuşma ehliyetine sahibiz ki konuşmalıyız. Ama burada da özgürlük adı altında bunu yapıyoruz ama özgürlüğün sınırı da şudur. Eğer bu bireysel olarak, kişisel olarak birbirimizin sınırlarını işgal edecek hale gelirse, yani birbirimize, kişilik hakkımıza bir hakaret manasına gelecekse orada bu özgürlük biter. Buna da bütün arkadaşlarımızın özellikle ama özellikle hassasiyet göstermesini rica ediyorum ki zaten böyle bir uyarıya ihtiyacınız olmadığını biliyorum. Bazı arkadaşlarımız hariç. Rukiye Hanım buyurun. Bayan olarak cevap hakkı doğurmamak şartıyla son kez size söz veriyorum. O eğitimci var ya yalan atın ve yalan ısrarcı olun. Mülayim Bey onun uygulamasını yapıyor ve yapmaya da devam edecek belli. Tamamen odur. Onun uygulamasıdır. Israr ediyor. Defalarca meclis ta başladı dan beri aynı yalanda ısrar ediyorsunuz. Cevabını aldığınız birçok şeyde de. Tüm her şey yalan. Yalan demeyelim de doğru söylemiyorsunuz diyelim biraz daha. Ses gelmiyor. Meclisi yanıltıyor. Yanıltmak. Başkanım. Yok Rukiye Hanım anlasın diye. Sen yönet bizi Tahir ya. İstediğini söylesin. Sen mi yöneteceksin? Bırak. Başkan söz verirse konuşacağız, vermezse kapatacak. Mülayim Bey, böyle bir seçme şansım var. Var. Şöyle, bunun çok fazla konuşmanın anlamı yok. Ama ben tam bakın, salonun tam ortasına bakıyorum. Ama inanın kimse kimseye, şimdi Mülayim Bey hırsız derken, işte A ya da B kişisi ya da şu kişi hırsız dese müdahale ederiz, hep birlikte müdahale edelim. Ya da bu sizin tarafınızdan, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna böyle bir niteleme gelse yine müdahale ederiz. Ama olabilir. Yani değerlendirmesini o şekilde yapmıştır. Siz de uyarınızı yaptınız. Bu konuyu çok daha fazla büyütmeyelim. Çünkü olay biraz daha böyle tansiyonu yükseltici hale geliyor ve istemediğimiz şeylere sebebiyet verir diye endişe ediyorum. Bu sebeple son olarak soruyorum. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Konuşacak mısınız? Sadece grup başkan vekillerimize soruyorum. Tamam. Evet arkadaşlar lütfen bir saniye arkadaşlar. Daha kapatalım meclisi.
Temmuz ayı meclis toplantısında görüşülmesi gereken konular tamamlanamadığından özür dilerim. 8 Temmuz Perşembe günü saat 10'da toplanmak üzere bileşimi kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. 8 Temmuz saat 10 arkadaşlar.